arkadaşın hikayesi. Mini ve yönetmeni, hepsinden de önemlisi yanındaki seyircisi. Bizimki aşk hikayesi, sahnesiyle perdesi, ekiplerin en iyisi, hiç bitmeyen enerjisi. Tam oldu, taştı doldu, dünyayı gezdi, efsane oldu. Arkadaşım, 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 müdür, arkadaşım, arkadaşım, söyle. Büyüdü, talk show oldu, talk show oldu, huzuru sahnede buldu. Talk show oldu, talk show oldu, seyircisine kavuştu. Büyüdü, talk show oldu, talk show oldu, huzuru sahnede buldu. Talk show oldu, talk show oldu, seyircisine kavuştu. Arkadaşım, gel. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Ne yapayım Barış? Hakikaten çok... Usta, sesini mi bitirelim? Yapma ya, söyle. Ara ara böyle yapacağız mı? Ben anam. Çok teşekkür ediyoruz. Oh. Size herhalde. Çok heyecanlıyız bugün gerçekten. Çünkü ödeme yapılacak, öğrendim. Hazır hissediyorum şu an kendimi. Kulağımdaki telsize biri giriyor. Dışarıdan biri kafa giriyor. Kafa sesini alıyor mu telsiz? Hayır hayır, birisi dışarıdan biri giriyor bana evet. Şu an. Evet hocam. Evet, çözerler onu. Siz hepiniz pisliksiniz. Çok güzel. Gerçekten. Sonunda bu kıvama geldiniz. Burama kadar geldi derler ya, işte bu o. Hazır arkadaşım, çıkalım artık. Çağır hadi bakalım Minik'i, neredeymiş? Ha, huzurlarınızda Minik. Zayıflamış biraz. İlla en son ben bitireceğim. Zayıflamış mı? Evet, evet. Ne kadar vermiş? Kaç saniye osurmuştum. Büyük bir gaz kütlesi yaşadık. Sıkıntı yaşadık hakikaten o. Ama numune aldık hocam. O IKEA torbasına, kilitlilerden aldık onu. Peki, daha tamam. Rezilleşmeden başlayalım. Hayır, al mikrofonu kenara ve bugün sana çok acayip bir şey hazırladım. Bir... Oo. Evet, evet. Nasıl diyeyim? Dur bir şey demeyeyim ya. Konuğunu çağıracağım, tamam mı? Konuk var. Var, var. Olsun. Var. Sen böyle hep bana Türkçeyi öğretmeye, böyle adap öğretmeye falan çalışıyorsun ya. Ne? Ahlap mı? Adap. Mahlep olma. Adap. Öğretmeye çalışıyorsun. Evet, ya. Evet, evet. Bakalım diyorum, hani öyle bir şey var kafamda da. Önce konuğu çağır. Çok güzel, çok acayip güzel kız. Çok düzgün ağırlayacaksın, tamam mı? Acayip sorular soracaksın. Ben. Hiç beklemediği şeyler soracaksın. Ben de beklemiyorum evet, şu an. Benim için de sürpriz. 3, 2, 1. Biliyor muyum ben kim olduğunu? Bilmiyorum tabii şu an. Bilmiyorsun. Neyse. Görünce bilmiyorum. Tanıyacaksın. Huzurlarınızda inanılmaz konuğum. Çıkayım ben. Evet.
Ne yapacağım? Nereye gideceğim? Anons etsene buradan seyirciye. Buradan muhasebeye direkt ödeme yapacaklar. Hayır. Şey, Begüm. Begüm. Ha, Begüm Hanım. Begüm Hanım. Begüm. Begüm Hanım. Hoş geldiniz. Begüm Hanım. Hoş geldiniz. Soyadıyla söyle. Kütük kütük. Kütük. Ağaç ya söylemeseydin gibi. Bu salağa deniyorum Begüm ya. Bilmiyor ya, kimseni tanımıyor. Bilmiyorsan beni niye deniyorsun? Bilmiyorum işte. Bilmediğini seyirci görsün diye. Belki haftaya çalışır gelirsin. Gene mi geliyorsunuz haftaya? Hayır. Gelirim ben. Tamam, kızı oturt yerine hadi. Otur. Merhaba. Arkadaşım düzgün davransana kızım. Lütfen hoş geldiniz. Şeref hoş bulduk efendim. Lütfen böyle çok mersi, sağ olun. Hoş geldiniz. Hakikaten sizi aramızda görmek beni şaşırttı. Çünkü bilmiyordum aramızda olacağınızı. Nasıl gidiyor? Ne yaptınız? Futbol Federasyonu nasıl? Alt ayağını üst ayağının üstüne alt koy. Alt ay nasıl durumda? Hayır, şimdi... alt ayağını üst ayağının üstüne koy. Ben mi? O senin alt ayağın mı? Zaten bütün ayaklarım altta. Üstte ayak yok. Yani ben öyle akrabaları olan biri... Normalde mesela normal. Ayakkabı alırken önce hangi ayağını denetirler sana? Hangi ayak yakınsa? Hayır. Adam buradaysa bunu denetmez herhalde yani. Arkadaşım öyle şey olur mu? Olur. Hep aynı ayağı denetirler. Evet, hep aynı ayak. Evet, o ön ayaktır. Hep sağ denenir. Evet, o alt, ön ayak, şey bakıyoruz. Üst ayak, sağ ayak, üst ayak. Sol ayak, alt işte ayak. İşte senin dediğin için benim ayakkabıcıda böyle duruyor olmam lazım. Arkadaşım. Ben sağ ver. Arkadaşım. Matematik de bilmiyorsun, fizik de bilmiyorsun. Bunun hiçbirisiyle alakası yok ki zaten. Bak, arkandan kendine bakarsan kalçalardan bir tanesinin daha geride, birinin daha önde olduğunu görürsün. Onu biliyorum. Nereden biliyorsun? Arkandan mı gördün kendini? YouTube'da dolaşıyor. Yapacak bir şey yok. Tamam, alt ayağını üst ayağın üstüne koy ve programa baş... Orada oturup... Oturarak. Bak kız ne güzel koymuş alt ayağını üst ayağını. Biz yaklaşık 120 sene önce bacak bacak üstüne atma diye konuyu kapattık ama... Böyle de deneyebiliriz. Hoş geldiniz. Oldu mu hocam? Sizinki harika. İşte, alt ayağınız üst ayağınızın üstünde. Demek ki kadınlarda sol ayak önce deneniyor. Niye? Alt ayak üst ayağın üstünde işte. Sağ ayak alt ayak değil miydi? Hayır. Sağ ayak önce o denendiği için üst ayak. Ya ne tartışıyoruz biz saçma sapan? Bilmiyorum işte. Size bunu söylettim ya yeter. Ben rahatım şu an. Nasıl gidiyor? Ne yaptınız? Ne oldu? Marketler zincirini kapattınız. Ben mesleği bilmediğim için... iyi ki geldiniz. Hoş geldin. Bunu Begüm Hanım'a mı yazdılar, bana mı yazdılar? Hayır, sana soru takıldığında sor diye yazdık. Keşke bir de soru yazsaydınız. Bu çünkü soru değil. Onu soru gibi sorabilirsin. Ha, iyi ki geldiniz mi? Tamam, iyi ki geldim. İyi ki hoş geldin. Çevirip sor bir daha. Böyle döner misin? Hayır, hayır. Arkadaşım güldürtme beni. Soruyu çevirip sor. Ben bu ayağıma bunun içine koyayım mı hocam? Efendim, hayır, isterim. Yanlış. Evet, yanlış. Çünkü adaptan çok iyi anlar. Fransa'dan iki defa kovuldu, düşün. Adab muaşeret. Yani oradan kovulmak bile bir meziyet. Efendim, oyuncusunuz. Neden oyuncusunuz? Yani seviyor musunuz oyunculuğu? Çünkü çok angarya bir meslek. Neden? Geldiğiniz için teşekkür ederim. Bence bir oyuncuya bunun cevabını bile... Kadın kalktı. Çok iyi bir insan sizler. Gerçekten. Estağfurullah. Dur ayakta durun ya. Çok güzel. Sen onun yanında cüce gibi kalıyorsun. Süper oluyor. Hocam burası çökük biraz. Asker arkadaşı yapalım mı hocam? Daha çok çavuşla onbaşı gibi oldu ama böyle yani. Ya insan boydan kıdem kaybeder mi ya? Evet topuk arkadaşım. Var. Bak topuk var, topuk. Ey maşa 19 mu? Vallahi 22 bile olabilir. Olamaz, 19'tur. Ha? 22 de öyle taban olmaz. Şimdi. Sen boş zamanlarında ne yapıyorsun? Küçükken orospuydum ben. Ne demek şimdi? Allah Allah. Çok özür diliyorum da yani. Kardeşim. Her şeyi bilmek için onu yaşamış olmam mı lazım? İnternetten bakıyorum. Sabah kalkıp bugün ne yapayım? Topuk boyları. Ebru bunu kesmiyorsun. Cezası neyse ben ödeyeceğim. O da bir Türk kavimidir. Topuk boyları. Bunlar böyle Kuzey Karadeniz'den gelmişler. Topuk yaylası. Bana yapacağına konuğa yap şu esprileri. Soru sor kıza. Kadın belki de espri değil kahveye geldi. İçip gidecek Allah Allah. Evet. Ver müziği. Hayır. Müzisyenler ver müziği ve arkadaşım kim bilir konuğa ne biçim bir soru soracak. Soracağım bir soru yok ya. Şimdi şöyle bir şey var. Kanalımız son derece efendime söyleyeyim munis bir kanal. Munis güzel bir laf oldu bence. Munis bir kanal. Sağ olsun bize her türlü şeyi sağladılar. Tam neyi şey bilmiyorum derken. O yüzden her türlü şey diye atıyorum ortaya. Yani ben de tam açılığına bakmadım. Evet kanaldan biri var güldüğüne göre. Evet. Demek ki yeni ayrılmış kanaldan gülüyor. Şimdi şunu soracağım ben size. Ben ya kesin şu müziği. Adam soru soramıyor. Hocam siz çal dediniz. Kim dedi? Allah'ım sen bana... Ver müziği dedim. Adamın altına çal demedim. Sen altında müzik ister misin konuşurken? Ben altıma zaten daha çok salsa. Ya o anlamda salsa değil. Ay sinirim oldu.
Şu ana kadar iyi bir eşti ama bundan sonra artık... Evet. Ben gülerken ağlarım yalnız. Evet. Gözümden yaş akar. Türklerin yapısıdır aslında. Güldüğünüz şeye var, bende de var. Böyle böyle ağlarım. Şimdi şöyle bir şey. Kanal bana illa konukla talk show yapacaksın. Ben de hem hocamızı hem kanalı fitil ediyorum aylardır. Yapmak istemiyorum çünkü ben abes geliyorum. O nedenle ben konuğumu ayaklandırıp ona bir şey canlandırmak istiyorum. Yani ondan mütevellit. Sizi... Tamam ulan tamam dur. Sen şu adabı muaşeret meselesine taktın maaşeret ya. Maaşeret değil gerçi ama tamam. Muaşeret olmadı. Sen... Çok düzgün bir aile çocuğusun. Seni o kadar böyle zarif yetiştirmişler ki 9 kız kardeşin arasında bir erkeksin. Kızlar hamamına da gitmişsin. Bütün hayatın günlerde geçmiş. Dünyanın en kibar adamısın. Begüm sen de tam tersi böyle erkek gibi yetişmişsin, tamam mı? 11 erkek kardeşin arasında. Tamam mı? Evet, ben sizi birbirinize uygun olduğunuzu düşünüp tanıştırıyorum. Şimdi hayır, böyle girdik mi ona? Başlıyor muyuz? Hacı. Hacı mı? O hacı. Futbolcu. Tabii hacı o. Dur şimdi Begüm dur. Karpat. Sen evdesin oturuyorsun. Arkadaşım sen git dışarı şey merdivene otur ben seni telefonla arıyorum. Evet. Kendim kaşım. Ay çok kibar bu. Evet arkadaşım. Oradan öyle gözükebilir. Arkadaşım işte, telekonferans yapacağım tamam mı? Tamam. Tamam önce seni arıyorum. FaceTime mi yapıyoruz? Hayır. Yapma. Lülülülülülü. Ayıp bir şey söyleyeceği zaman böyle yapıyor hep. Hayır hayır. Zaten... Bu çaldırıyorum şu anda. Ha evet hazır. Evet. Ben dülü lülü lülü. Hocam karşılıklı mı konuşacağız? Ben seni şey alacağım hatta alacağım konferans tamam. Yaptıracağım tamam? Tamam. Evet. Buyurun dülülülülülü. Önce beni mi arıyorsun? Evet. Ben de tesadüf telefonu evde bırakmışım. Arkadaşım ya yapma şunu. Aç telefonunu. Bak asker şeyi arkadaşım ben senin. Asker arkadaşım. Öyle açma telefonu. Açıp telefonun yesine basıp kulağına tutacaksın. Yesine basayım telefonu. Yesine bas. Boşa bastım. Çalmıyor bu sefer. Arkadaşım dülü. Dülü mü? Evet. Eminsin açacağımdan. Fazla çaldın evet, diyorsun. Evet dü. Evet. Alo. Ben. Yese basmadım ki. Ne oldu? Arkadaşım. Oyunu biraz, sahneyi biraz takip edelim. Yese basmadım. Arkadaşım lütfen hadi. Tut kulağına. Dü. Alo. Tolga! Yine açmadım ki. Arkadaşım! Evet. Sahneyi takip edelim. Arkadaşım. Dülülülülü. Her çalışta farklı mı çalıyor benim telefon? Öyle bir ayar mı var? Çünkü ben anlayamam. Hani ilk çalışta benimki ise öbür çalışında başkasının çalıyor. Aç çalıyorum şunu zaten. Efendim de. Efendim. Yavaş yavaş öğreneceğiz hangi yöredeyiz, niçin falan bunları. Hazır. Aç. Dülülülülülülü. Beni nereden biliyorsun da aradığımı? Yazıyor. Ne yazıyor? Bilinmeyen. Aç ya. Çaldı. Efendim? Tolga kardeşim. Ben tek çocuğum. Arkadaşım. Yalancıyı hemen anlarım. Daha konferansa bağlanmadan alkışlıyor. Nereden biliyor ki burada ne yaşandığını? Heyecanlandım. Şunu hazır. Telefonu açıp konuşur musun insanla? Hazır hissediyorum, hazır evet, hissediyorum. Aç şunu, açtın, dülülülülü, açtın. Alo. Efendim dedin. Demedim, alo. Ha, alo da olur. Muhittin! Efendim diyeyim ya. Muhittin! Efendim. Çavuş! Yerli mi, yabancı mı? Ne, sessiz sinema, niye saçma bir yere gidiyorsun? Arkadaşım, sen askerde çavuşmuşsun. Çavuşum! Tamam ben çavuşmuşum işte, beni bulamamışlar bir daha. Çavuşum! Efendim tatlım. Beni hatırladın mı? Hatırlamadım. Sesin sürekli değişiyor. Lan askerden arkadaşınım ben senin. Evet buyurun. Kimle görüşüyorum? Çavuşum. Yine ses değişti. Arkadaşım. Arkadaşım ya. Beni kesin tanıyacaksın. Artık mektup bak. Yazacağım. Ben askerde... Bak, lütfen. Ben onbaşı ile çavuş arası bir şeydim askerde. Bak şimdi kaşınma. Konuyu oraya... Konuyu oraya getirmeyelim. Tamam. Evet. Aç telefonu. Evet. Aç telefonu. Düzgün konuş. Efendim? Muhittin. Efendim? Ne haber Osman ben? Vallahi şu an hatırlayamadım. Hangi Osman? Askerden lan. Ah nasılsın Osman'cığım? İyiyim ya. İki gündür rüyama giriyorsun aklımdan çıkmıyorsun. Neden bil? Osman bunu bir daha konuşmayacağız zannediyorum. Şimdi olayı öyle kanalize ederseniz başka bir yere gitmiyor. Yani böyle saçma oldu. Arkadaşım adama bir sor. Aa neden? Hayırlara vesile suyu anlat falan de. Aa ne kadar kırı mevzusu varsa biliyor. Suya anlat, burana sür, üstüne üfle.
Alo. Seni iki gecedir rüyamda görüyorum. Hayırlara vesile olsun. Suyu anlatayım mı? O zaman beni niye aradın? Suyu anlat. Arkadaşım. Hani suyu anlatma ne dediğini. Unuttun bilmiyorum. Çünkü suyu anlat diyecektin. Tamam, bilmediğim için öyle bir kavram. Evet söyle. Alo. Nereyi anlatayım? Başını anlat. Rüyamda seni gördüm. Of 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 neler konuştuk neler. Vallahi hayırlara vesile. Suyu anlat. Ne oldu biliyor musun? Ya i̇şte suyu anlat. Arkadaşım. Uğraşamam ben buna. Yani suyu anlatsın. Beni niye vaktim alıyor ya? Ya müzisyen şuna alttan ver odunu. Hadi aç. Senden gelecek odun. Çok sıcak oldu. Arkadaşım ne olur. Hadi bak kız hazır bekliyor orada. Evet. Ya bana rüyamda ne... Kepazeliği görsün belki vazgeçer diye ben vakit tanıyorum. Rüyamda bana ne diyorsun biliyor musun? Hiç hatırlamıyorum Osman ne dediğini. Ever beni, ever diyorsun. Ya. İngilizce mi? Hayır, Türkçe ever diyorsun beni. Ha. Beni ever diyorsun. Ulan sabah kalktım ne oldu? Bil. Vaz mı geçtin? Hayır, teyzemin kızı var onu gördüm. Ah dedim işte bu Muhittin'e göre bir kız. Ciddi misin ya? Evet, sizi görüştürmek istiyorum. Osman inanır mısın? Yani şimdi sen benim arkadaşımsın. Çok kibarsın. Çok kibarsın Osman. Sen. Sen çok kibarsın. Sen 9 kız kardeşle büyüdün, çok kibarsın. Osman gerçekten şöyle bir şeyi itiraf etmek istiyorum. Kırılarak konuş. Çok... Hayır öyle değil. Kendi vücudun kırılarak konuş böyle. Sebep? Durduğun yerde duramıyorsun. Ya durduğum yerde duramak başka, kırılmak başka. Bir dakika abla fotoğraf çeksin. Çek abla. Tamam. Evet. Evet Osman. Evet. Sen ne düşündün? Yani şöyle bir şey düşündüm ben de. Ben de diyorum ki hani artık yaş kemale erdi. Yani benim de artık güzel bir hayat kurma vaktim geldi diye düşündüm. Tamam işte kızla seni görüştüreyim. İster misin? Yok sen boş ver. Ben gidip suyu anlatacağım şimdi. Arkadaşım dur ya. Ay çok isterim sana evet. Nasıl minnettar, nasıl şey olurum. Evet. Ben mi diyorum bunu? Evet sen söylüyorsun. Niye ben böyleyim ya? Arkadaşım adab-ı muaşereti çok iyi bilen bir adamsın sen. Yarı Osmanlıca, yarı Farsça karıştırıp cümlelerin arasına konuşuyorsun. Tamam ama işte ne kadar karıştırdıysam artık. Çok kibar bir insansın. Evet. Parmak gerçekten ucunda yürüyorsun. O kadar bahtiyarım ki. Yani senin araman da üstüne tuz biber oldu Osman. Çünkü... Kalçayı belirginleştir. Senin amacın ne ya? Arkadaşım! Benim mi benim USB'yi seyredeceksin? Hayır. Parmak ucunda yürü, kalçayı belirginleştir. Evet bu. Konuş. Çok kibar. İstersen kalçamla konuşayım çünkü. Hayır. Kendinden hoşlanma. Dur. Çocukları çıkaralım mı? Hikaye nereye gidiyor? Arkadaşım çok güzel bir yere gidiyordu. Evet. Pislik yapmazsanız. Evet. Osman'cığım gerçekten senin gibi bir dostumun böyle açıdan beni düşünmesi, benim iyiliğimi hayal edip onun için değişik çözümler bulmaya çalışması beni çok bahtiyar etti. Kimdir bu? Nedir? Kimlerdendir? Teyzemin kızı. Bu kadar. Tanıyayım mı? Meşhur. Alayım mı? Britney Spears mı senin teyzen? Arkadaşım. Sen nereden? Teyzemin kızı. Ne bileyim ben teyzeni? Ya teyzemin kızı işte. Teyzemi söylesem anlayacak mısın? Evet. Ayşe. Anladın mı? Evet Ayşe. Hatırladım. Evet arkadaşım. Şimdi çok karşılaşmak istiyorsun. Heyecanlan. Çok heyecanlıyım. Beni onunla bir araya getirmem mümkün mü? Hemen konferansa alıyorum kendisini. Ben aradan çekiliyorum. Ben çekileyim. Önemli bir şey konuşacaksanız konferansa. Hayır dur. Dölülülülülü. Benim telefonum lü lü lü. Aynı telefon çalıyor benim telefonla. Dölü. Begüm. Zaten uykuda aradın. Hocam ben kaçırdım özür dilerim. Şimdi o telefonda ya konferans alacağım evet. Ya. Dülülü diyorum. Ben kuzen miyim hocam? He? O kuzen miyim? Güzelsin evet. Hayır o hani hoşlandığı kuzen falan dedik ya hocam. Ha kuzen miyim diyoruz. Ben güzel miyim? Arkadaşım halledince beni arayın. Gel. Dülü yap ben gelirim. Gel. Senin kulağında sen çok heyecanlısın. Evet. Begüm selam. He? Hocam şimdi ben ona kırıştırıyor muyum? Hayır ya. Begüm sen hiç dinlemedin mi bizi? Dinledim hocam. Gerçekten bu kadar kolay bir şeyi böyle zor hale getiren ilk insansın. Şimdi sen de evde kalmışsın, bu da evde kalmış. Bana ne ben oluyor? İkinizi meç ediyorum tamam. Ha meç tamam. Ettin. Ben ne? Nasıl bir insanım hocam? Nasıl? Nasıl bir insanım ben? Sen erkek gibisin böyle delikanlı. Bu ne kadar böyle kibarcıksa kibarcık. Sen o kadar kabasın. Tamam. Tamam. Evet. Sen disko sahibisin herhalde değil mi? Diskoyu da üstüne giyiyorsun. Öyle gezin. Mekanıyla gezen ilk kadın. Akşam oluyor 9. Ev güneş almıyor diye kız öyle giyiniyor. Ha. Güneş almıyorsa öyle giymesinin ne anlamı var yansımadıktan sonra? Şimdi bunlar işte fizik. Fizik.
ölü yaprakları ayıracağız. Lan gel şuraya gel. Artistlik yapma bana oradan. Evet. Bir gün selam. Ne haber? İyi. Sen nasılsın? İyi. Ne yapıyorsun? Benim askerde bir çavuşum vardı Muhittin. Ha. Şimdi telefonda o var. Onu da alıyorum hatta. Ben ikinizi buluşturmak, bir karşılaştırmak istiyorum. Bence çok uyumlusunuz birbirinize. Eyvallah be. Cansın be. Sağ ol. Eyvallah. Muhittin, duyuyor musun beni? Osman? Şu anda Begüm karşında ben çekiliyorum. Buyurun. Muhittin, ne haber ya? Ha, merhabalar, nasılsınız? Ne yaptın? Ne yapalım işte. Şu an Osman sağ olsun bir arkadaşımla tanıştıracağım. O yüzden çok heyecanlıyım da aslında. Sizler nasılsınız? Valla iyiyim Muhittin. Bizim halı saha maçı var bu akşam ya. Yani böyle bir telefon gelince ben bir gerildim şimdi de. Eşlik eder misin sen bize bu akşam? Yok, yarın konuşuruz. İyi akşamlar. Arkadaşım! Ha? Konuşsana. Hayır, ben sizinle buluşsam benim için halı sahayı iptal etsene. Sor ne mevkide oynuyorsun. Ha, halı saha diyor. Ben mafsal anladım. Ben de diyorum halı fizik tedavici herhalde diye. Tamam, hazır. Evet, buyurun. Alo. Akşam diyorum ama halı saha maçı var diyorum. Bizim bekte kimse yok. Gelsen diyorum yani. Beni, tanışırız hem. Beni dövme ihtimali var değil mi? Çünkü ondan olsun. O her şeyin bir ilki var. Muhittin. Arkadaşım. Ben görüşmeye hazırlıklı gideyim de. Alo. Merhabalar. Çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Vallahi benim için de çok heyecan verici bir şey olur. Yani sizi tanımak, en azından birbirimizi tanıyıp. Ben şimdi önce bir ortopedistime gideceğim. Çünkü bende bir problem var. Doktora hayır, harikasın diyorum. Sen ya. Sen devam et. Bir tane çıkma kalça ya, söylemiştim. Arkadaşım. Daha kibar konuş. Harikasın sen. Yürü. Daha evet. Kibar. Ha, ona sizi alsam, buluşmaya götürsem yerini falan. Daha o oradan yanlış anlaşılacak. Çıkıp duruyor aradan. Ben konuşabilir miyim hocam? Lütfen, tabii, lütfen. Buyurun. Muhittin. Buyurun. Boş beleş yani. Öyle tanışalım, görüşelim falan yok. Gelsene olduğumuz yere. Muhittin. Böyle biri mi? Yani... Çok. Ben şunu toparlayacağım. Ben tabii hakikaten şu an ne diyeceğimi bilmiyorum. Tamam, neredesiniz tam olarak? Daha kibar. Neredesiniz tam olarak? Ağzında şeker varmış gibi konuş. Neredesin? Ağzında şeker varmış gibi konuş. Yo, ama böyle devam edersem şeker bulacağım bir yerden zaten. Tam olarak neredesiniz Begüm Hanımcığım? Ay Muhittin, ne kırıksın sen, böyle kırık konuşuyorsun ya. Ama çok ayıp Begüm, öyle deme, çocukla karşılaştıracağım ben sizi. Beni, bana şunu yaşattın ya. Allah'ın disko topu bana yaptığına bak. Yazıklar olsun ya. Olacak şey değil ya. Arkadaşım konuş. Yaş gelmiş 49'a. Yaşın gelmiş 49'a. Sen gelmişsin. Ha? Kibardın lan sen, sana evet. Ne oldu? Ama senin yaşın gelmiş 49'a. Senin yaşın gelmiş. Kel olanın yaşı gelmiş 49'a. Senin 49'a gelmiş bütün gün böyle. Şimdi anladım bu konuyu. Evet, söyle. Bir daha çal sen. Ha? Söyle. Evet. Benim yaşım gelmiş 49'a. Kadına ne bundan? Hayır, şey yapman lazım. Her halükarda buluşmak istiyorsun ya. Vallahi şimdi şöyle söyleyeyim. Benim için herhangi bir zorluk olacağını zannetmiyorum Begüm Hanım. Çünkü ben artık yaş 49'a geldiği için hayat benim için çok kıymetli. Yani kurulacak dostluklar olsun. Efendime söyleyeyim, bir irtibat. Yeni bir dost kazanmak, yeni birileriyle dertleşmek. Kalçanın belirginliği gitti. Dur, FaceTime yapayım görsün. Ne yapayım? Daha nasıl belirteyim ben kalçamı? Belirginliği gidince olmuyor. Dur, al. Ne oldu? 16-9 yaptım ki belki büyük ekranda seyrederdi. Ya durun seyirci, alkışlama ikide bir ya. Begüm şeyde, bana Muhittin. Kendini... Muhittin, bana bir kendini tarif etsene yavrum falan diye. Evet. Muhittin, 49 falan da giderim var, ben hissediyorum. Enişte, bu işi çok olayalım çözebiliriz. Yani seni seviyorum çünkü kurtarabilirim seni. Muhittin, öyle kibarlık yapıyorsun, kırılıyorsun da. Ha? Bir sertlik bekliyor mu ben buluştuğumuzda senden? Ne oluyor sahnede? Kim gülüyor? Seyirci. Güldürme! Ona prova yaptı sabahtan. Güldürme seyirciyi. Güldürmeyelim. Çok gülen abla, gülme. Muhittin bir kal geldi. Muhittin bir heyecan bastı seni. Ablacığım ne gülüyorsun, bir sustursana. Yanında kimse yok mu, ağzını tutsun. O da gülüyor. İkisi birbirinin ağzını tutsunlar. Daha az gülen zaten fırça yiyor öbüründen. Bana yetiş, bana yetiş diye. Evet, 3-2-1. Evet arkadaşım, Begüm adresi ver, gel beni al de ya da arkadaşın buluşacağınız yeri söyle. Prodüksiyon hemen bir masa, iki sandalye getirin, çabuk. Siz bana konum atarsanız Begüm Hanım, ben 20 dakikaya kadar orada olabilirim. Hangi takımı tutuyorsun? Kadın Türkçe anlamıyor, ben konum diyorum.
Ben... Halı saha maçımız var diyorum. Hangi takım tutuyorsun? Sizin olduğunuz takım hangi takımsa onu tutuyorum. Tamam, Beşiktaş. Heykelin önünde buluşuyoruz. Beşiktaş. Kartalı heykeli, gel. Beşiktaş'ta halı saha maçı mı yapıyor tek başına? Arkadaşım. Beni nasıl bir dümene soktun? Anlamadım ben. Kız manyak çıktı. Evet. Evet arkadaşım, gel ikna et. Ben falanca kafede, falanca oturakta oturuyorum de. Hemen kızı davet et oraya. O zaman şöyle yapalım. Ben sucukçunun yanındaki kafede oturuyorum. Neden sucukçu? Çünkü çok belirgin bir kulübedir o. Hangi sucukçu? Beşiktaş'ın göbeğindeki tek... Ha bildim, tamam, doğru söylüyorsun. Sen bilmeyeceksin, evet. Kim bilecek zaten ya? Evet. Sence önce orası var, sonra karın var. Kokuya doğru geldi. Kızla aramada, he? Kokuya doğru geldi. Ne yaptın gene orada? Ben bir şey yapmadım ulan, sucuk kokuyor. Ha, sucuk kokusu. Bu ne ya? Hemen iki dakikada düzdüler, evet. Evet, otur oraya. Begüm kalk, geliyorsun kafeye. Geliyorsun kafeye. Ben kız çocuğu gibi gidiyorum, böyle atarlı erkek çocuğu mu gidiyorum? Sen böyle önce içeriye gir, bu bir dağılsın seni görünce, tamam mı? Evet arkadaşım, sen yanındaki şeyle adamla konuşuyorsun. Kızla buluşacağım ama sesinden hiç beğenmedim falan. Dur girme Begüm, dur orada. Hiç beğenmedim falan diyorsun. Tam o sırada ağır çekimde müzik da 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 dan veriyor. Sen Begüm'ü bir görüyorsun, sandalyeden düşüyorsun. Slow tekrar motion. Kalkıyorsun, elini sıkıyorsun, oturmaya çalışıyorsun. Bir türlü o sandalyeye oturama, tamam? Evet, 3, 2, 1, anlaşılmayan bir yer var mı? Tabii, neden? Kaplumbağa deden. Arkadaşım işte böyle. On yıldır bu anı bekliyordum. İşte düşün, 10 yıl önce yapmışım onu. Evet. Hazır hissediyorum. Konuş, konuş. Sucukçuyla konuşuyorsun. Deniz'ciğim çok özür diliyorum. Sucukçuya sen denk geldin. Ama buna sanat gözüyle bakalım. Önce canın çeksin. Hissedelim canın çektiğini. Hep oyun gereği bunlar. Arkadaşım, ağzını burnunu yalıyorsun. Canın çekiyor ama sucukçuya da anlatıyorsun. Önce ben ağzımı burnumu yalıyorum, sonra ağzımı burnumu kırıyorlar mı onlar ekip olarak? Hayır, ağzını burnunu yala, sucuğa bak. Ben bu kadar adam muaş edemiyorsam öyle şeyler yapmam topluluk için. Tamam, okey, yapma. Anlat sucukçuya. Şimdi bunları böyle bağırsağa diziyoruz. Neyi? Sucuğun içini. Neyi anlatıyorsun sucukçuya? Sucuğu anlatıyor. Lan sucukçuya sucuk mu anlatılır? Ya, sen kızı anlat. De ki bir kız gelecek şimdi, tanışacağım. Bir kız ama gelecek, hiç umudum yok. Ondan sucuk yapacağız. Ne anlatayım? Hayır, hiç umudum yok. Hiç. Hiç umudum yok. Ondan sucuk çünkü olmaz. Çünkü Osman, asker arkadaşın Osman'a geçer. Osman salağın teki. Onun kuzeni Osman'a benziyorsa çok kötü. Ne kadar zarif. Evet, falan. Çok güzel. Evet, buyurun. Ya şimdi enteresan bir şeydir. Hülagü. Hülagü diye biri mi vardı ya? Hülagü neydi ya? Tamam, devam et. Evet. Şimdi çok enteresan bir şey anlatacağım. Ya bir hanımefendiyle tanıştım telefonda. Henüz daha kendisiyle bir araya gelmedik. Bugün Allah izin verirse burada şey yapacağız. Kalça belirgin. Kalça belirgin kadında. Hayır. Kalçayı belirginleştir. Böyle şişireyim mi vura vura? Ödem yapsın. Nasıl belirgin? Malzeme bu. Oturuşunu falan ona göre ayarla. Parmak ucundasın. Kalça belirgin. Heh. Yavrum evde hep gördüğünüz şey. Evet, devam et şimdi. Evde de sucukçu var da bizim. Hakikaten ses sonundan çok böyle hanımefendi ve güçlü bir karakter olduğunu anladım esasen. Kendisiyle tanışmak için de çok heyecanlanıyorum. Burada buluşmamızı istedi, bakalım bu ne olacak şimdi. O yüzden bize en güzellerinden, çok yakmadan öyle bir iki tane hazırda bulundurursak belki hanımefendi severse beraber paylaşırız. Evet, şimdi gel Begüm. Ben bu kadar zarifim, kadınla sucukçuda buluşuyorum. Leş gel, gibi kokacağız birazdan. Gel Begüm, gel. Gel, gel. Tam kapının girişine gelince ağır çekimde gir içeri. Ağır çekimde girer. Arkadaşım ağır çekimde dön. Dön. Begüm ne yapıyorsun? Efendim? Begüm. Begüm yüzerek gelme. Ağır çekimde geliyorum hocam. Yüzüyorsun ağır çekimde. Normal geleceksin. Ben şimdi sana gel diyeceğim, çok yavaş geliyorsun. Tamam. Tamam. Arkadaşım sana dön diyeceğim, çok yavaş dönüyorsun. Tamam. Evet. 3, 2, 1. Bir dakika dur ya. Bunu mu buldunuz çala çala? Bu mu müzik? Minik, doğru düzgün bir şey çal, altyapı ver, yukarıda üst yapı versin, hadi. Sanki önemli bir şey söyledi, sen altyapı ver, sen de üst. Onlar altta, ortasını onların bulamadınız. Evet, gel Begüm. Ağır çekim. Dönsene lan, dönsene lan! Dön diyeceğim dediniz. Ağır çekimde anan anan diyor, duymuyor musun? Daha gelmedi. Arkadaşım! Hayat böyledir. Bir anla kaçırırsın geleceğini. Begüm 2 metre geriye gitse, 2 metre 10 santim geri git. Daha çok o, 2.40 oldu. Az gel.
Gel gel hop hop tamam orası. Dolanayım arkasında. Ananın ağında dönüyorsun. Evet. Ben de aynı şey geçti aklımdan hocam. Hazır. 3, 2, 1 gel. Na 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 na. Dön. Tam o sırada buradan da biri selektör yapınca ben kör oldum. Arkadaşım. Niye durduruyorsun oyunu? Güdüm büyümedi. Korneam yandı. Saçmalama. İçine biri oradan korneya bastı. Evet, tam oradasın. Dınınınından alıyoruz, orada dönüyorsun. Kızı görünce ayağa kalkmaya çalışırken düşüyorsun. Ne mümkün. Sonra elini tutuyorsun, bir türlü sandalyeye oturamıyorsun. Evet, 3, 2, 1 buyurun. Begüm, sen ona delikanlı selamı yap. İçimdeki rakçıyı çıkardı kadın. Niye? Öyledir. Bazen insanlar bir araya gelir. Bu bir şeydir ya. İçinden bir şey çıkartma lütfen. Çok özür diliyorum. Doğrusunu evet, bulacağız. Müzisyen. İlişkiler araya araya. Ne veriyordun? Ben de selam vereyim mi hocam? Sen onun elini sıktığında ensesinden tut. Şöyle bir yokla kendine çek güreşçi tamam. Gibi. Tamam evet. 3, 2, 1 buyurun. Kadın el ense çekiyor bana. Birazdan altokta yapacak. Bak kepaze olacağız sucukçuda. Abi sen niye bu kadar sakin olduğunu anladın bu? Arkadaşım ya çok güzel gidiyordu Begüm. Sen el enseyi çekiyorsun ama biraz el enseyi sağlam çek ki şeye kadar indir böyle. Hocam ben yaparım alınıyor ama sonra. Hayır bir 90 hayır. Derece indir sen onu yere. Mesela, ama çok böyle dönmeyin ki şey olmasın. Tamam. Orada kör olanlar var. Hazır mısın? Hazır. Ha, evet hazır. Sen onu bir 90 derece ey aşağı tamam mı? Sonra bırak o otururken sandalyeyi bulamasın. Güzelliğin karşısında çarpılıyor. Evet buyurun. Oradan neredendi müzisyen? Evet müthiş bir ekip. Karışma Begüm, kendi kalksın. Kaldırayım. Onu ben bırak kendi kalksın. Elini sık, el enseyi çek. Muhittin ne haber? Ne haber Muhittin? Yok, o Muhittin gelemedi, beni yolladı. Gel, gel, gel. Otur, bir türlü sandalyeyi bulama. Gel Muhittin, gel. Gel. Bu daha yeni tanışır halimiz. Bunun bir sene sonrası var. Anladın mı kırbacı diye çıkardım? Arkadaşım. İstikablel buku. İçi dışı bir kız. Şahane. Daha ne istiyorsun? Sen çok kibarsın. Sandalyeyi bulamıyordun hani. Gel gel gel. Gel. Kadın bulduruyor. Tamam. Bazı kadın buldurur. Sor önce de ki hanımefendi neden masaya oturdunuz? Sor. Hanımefendi neden masaya oturdunuz? Ne diyor? Konferans yapayım mı? Karşılıklı anlamıyor. Hayır, bir kibarlıkla bir çok güzel bir şiir okuyarak başla kıza. Ah, bu kadar yakışır bir masa, yeni gelen bir tasa. Hayır, tasa derken yani kafamdaki... Hayır, hayır. Dur! Ya bu öyle bir adam olabilir mi? Bu şiiri bu adam söyler mi yani? Hayır, hayır. Seyirci, kafanız devamlı pisliğe ağlayacağım. Çalışıyor. Yıllardır birlikte çalışıyoruz hocam. Evet, devam et. Müthiş bir kalabalık. Baştan al. Ha. Evet. Anlat. Anlat Muhittin. Gel, 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 gel. Mesela sen anlatacak gel. Şeyler sizde. Hakikaten ben sizin... Kedi böyle... falan de. Kedi. Kedi de. Kedi. Kedileri etkilenmedin mi Begüm? Kızlar kedi severler. Ama böyle malak gibi söyleyince ben. Etkilenmezler. Kedi. Ne oldu? Eridin değil mi? Böyle bir şey var mı? Ya benim de kedim öldü. Ha yap işte nasıl? Bir şeyler. Nasıl? Arabayla üstünden geçtim. Ayı. Onu yapma. Kediden kurtulmaya çalıştım. Evet evet. Bir kedim var. Falan, evet. Çok enteresandır. Sizi görünce aklıma geldi. Çünkü öyle bir hanımefendiye benziyorsunuz. Benim kedi gibi miyim ben? Daha konuyu anlatmadım ki. Pardon. Olacak gibi değil. Osman'ı arayayım mı? Hayır devam et. Gelsin bezemek temizlesin bunu. Olacak. Otur. Son şansın bu senin geri zekalı. Zaten kızı gördüm bittin. Konuşurken sen bir kekeleyerek konuş.
Ne oldu? Heyecanlandım. Ha, kadın tamam. Baz istasyonuyla gelmiş. O yüzden çekici. Hazır. Hakikaten sizi gördüğüme çok sevindim. Şu an... Keke. Keke misiniz? Hayır. Kekeme ol hafif kıza. Konu, yüzüne bakınca kekeme oluyorsun. Sizi gördüğüm an çok da... Osman. Bizim Osman. Bizim Osman. Osman beni aradığı zaman... Ben galiba bayılacağım. Fazla nefes aldığım için. Bir böyle bir benekler uçuştu ama toparlayacağım şimdi. Osman beni aradığı zaman böylesine bir... içimde bir umut... Oğlum, kadın masayla geliyor. Yani... Anladım. Aslında bu kadar da sizi benimseyeceğimi düşünmemiştim. Çünkü Osman'la biz asker arkadaşıyız fakat bazen günlük sohbette fikirleriniz uyuşur ama kadın erkek ilişkisinde zevkler, renkler çok farklı olabilir. Yani patlat bir tane enseye Begüm. Aferin lan. Ha, ha. Ya hocam, ya Muhittin çok tatlısın ya. Evet, terden çok olabilir. Çok tatlısın ya. Gel buraya. Abi gel buraya. Eli ağır, gerçekten ağır. Yani ben giderken o kırbacı sana vereceğim. Onu bulunsun evde. Koyun kullanın onu evet, ya. Şimdi kafasını al, koltuk altına sok kanter kafasını. Kanter içindeyim. Kadına olsun, yaptırma bunu. Koltuk altına sok kafayı Begüm. Kendimden nefret Begüm. Ettiren ilk kadın. Beni reddediyor sürekli hocam. Begüm kafasını kolunun altına al. Öyle sev. Hayır öyle değil. Kafayı öne doğru eğ. Ya enişte bak. Evet. Beni zorluyorsun ha. Niye? Şimdi baba tarafındaki şeyim çıkacak ortaya. Ya çıkmasın. Sen kibar adabı muaşeret bilen insansın ya. Canım, o anlamıyor mu durumda olduğumu? Tamam. Evet Begüm tut şunu kafadan tut. Evet tam o sırada süper. Tamam. Öyle yanağına makas al. Tam o sırada Sarp gel. Sarp gel çabuk. Makas da almıyor. Sarp. Seni Begüm'ün annesi yollamış. Sen Begüm'ün erkek kardeşisin, tamam mı? Gel posta koy, sen de konuşamıyorsun, sen de kekemesin. Evet gel. Ne oluyor lan burada diye gel. Evet buyurun. Hem kekeme hem götüyle konuşuyor. Adamın zaten büyük sıkıntısı var. Merhaba, hoş geldiniz. İki tane sucuk ekmek alabilir miyim? Sen arkadaşım. Ne yapıyorsun burada? Ne oluyor burada? Kekeme anlaşılmıyor söyledikleri. Rahat. Sıkıntı yok. Sen rahat ol. Ben nasıl rahat olayım? Ablacığım senle ben... Sarp posta koysana. Yürüsene arkadaşımın üstüne. Oğlum ikilesene ya. Ne yapıyorsun? Ne ayak? Şişt. Hadi. Posta ister misin? Annem gönderdi beni. Senin yanında duracağım diyeceksin. Ben senin yanında duracağım annem. Bence gönderdi. Sen benim yanımda dur. Ben daha tehlikedeyim burada. Gel aslanım gel. Gel buraya. Şimdi annem seni ne yolladı? Annem yolladı. Posta koyacakmışım. Lan posta koymayacaksın. Ablacığım senin ilk görüşmen ya. Yanında duracağım erkek olarak de. Ha. Erkek olarak yanında duracağım. Hocam siz yanımda... ne yapıyorsunuz lan? Ben abla, kardeş tanımaya çalışıyorum bunları. Nasıl bir düme? Ben şu an bu teri anladım. Ecel teri dediği bu işte. Arkadaşım içeri... dön Sarp'a durumunu anlat. Anlat durumu, burun buruna anlat. Deminki durumumu anlatayım, şu anki durumumu anlatayım. Hayır, sen dön Sarp'a, burun buruna değin, sonra sen onu anlat. Sabahtan beri ne olduysa anlat. Sabahtan beri bunu bekliyorum. Arkadaşım! Durum farkıyla ya kaçırmışım. Seyirci bir durun ya! Arkadaşım, Sarp'a dön, burun buruna değin. Tamam mı? Sonra sabahtan beri neler olduğunu Osman'ın seni aramasına itibaren hızlı bir şekilde anlat Sarp'a. Tamam Sarp, bitince sen de hiçbir şey anlamadığını söyle. Evet buyurun. Anlat. Burnun çok güzel. Arkadaşım! Seyirci siz gaz veriyorsunuz bu salağa. Efendim kısmet bu, ne yapalım? Arkadaşım! Yapma, lütfen. Çok kibarsın. Kibar bir şekilde anlat. Sarp ne oluyor lan? Hoşuna mı gitti? Tövbe yarabbim ya. Burada evet. Böyle bir hani belki de onunla çok iyi arkadaş olabiliriz diye. Arkadaşım. İşte bak şunu bu. Ümit burnu. Ya öyle bir şey. Arkadaşım lütfen içimi tüketme. Hadi ne diyorsam yap. İçimi tüketme. Merhabalar. Benim Osman diye bir asker arkadaşım var. Osman beni aradı bugün. Ve hanımefendi galiba... Bir dur. Öne gel, salak öne gel. Salak öne gel. Ya hiç isim belirtmedi, hemen gittin. Ama sen kendine mayın hangi salak olduğunu söyledin mi?
En salak olduğunu tahmin ediyorum. Niye gülüyorsun lan çocuk senin burnuna burnu deyince? Hoşuma gitti galiba. Hiç bunu yapmamıştık ya. Arkadaşım, ne olur şunu yapmama müsaade et. O Frankfurt turnesinde alkol yan kusarken orada bile yakalamamıştım burnunu. Gel, evet. Şimdi sen Begüm'e doğru dönüksün. Gel. Önce, yok, bak, boşluğa denk geldi. Önce Begüm'e dön. Begüm'cüğüm, erkek kardeşine durumu ben izah edeyim. Ha. Bana müsaade et de sonra dön. Begüm Hanımcığım, çok özür diliyorum. Bir saniye rica edeceğim. Erkek kardeşinize ne olup bittiğini anlatayım. O da değil mi? Tabii. Onun merakına mucip olmasın. Şimdi merakına mucipi biliyor musun? Hı-hı. Bilmez. 35. Değidir, değidir. Arkadaşım, deminden beri neyi konuşuyoruz biz? Evet, anlatacağım. Ha, burnum kendi evet. Anlatacağım. Evet. İzin verirseniz erkek kardeşinize ne olup bittiğini anlatayım ki merakına mucib olmasın. Çok da sadık çocuk. Nasıl bıraktıysam öyle buluyorum. Benim Osman diye bir arkadaşım var. Çok askeri. Kibarsın. Parmak kibarsın. Ucundasın. Beni tanıdın mı? Ben Michael Jackson. Ya ben niye parmak ucundayım? Enişte oturuyor. Arkadaşım, senin parmak ucu ve kalçan kibarlığının bir göstergesi. Evet. Evet, evet, buyurun. Size kibarlıklarımı göstermek isterim. Benim Osman diye bir arkadaşım var ve bugün beni aradı. Askerden beri görüşmemiştik biz. Osman dedi ki artık senin yaşın geldi. Tam da senin sevebileceğin, senin hayatı paylaşabilecek bir arkadaşım var dedi. Ve ablanız Begüm Hanım'la tanıştırdı beni. Anladım. Olan biten bundan ibaret. Kendisiyle tanıştık, o da bana el ense çekti. Olay bu. Yapar, yapar, evet. Demin ağzınıza mı tükürdün? Biz iğrenç bir yani ekibiz şu an. Arkadaşım zaten ya. Zaten sucukçu kapayıp gitmiş herhalde değil mi? Arkadaşım ya. Niye yapmış? Doğru düzgünce. Evet döndü ama... şimdi. Begüm Hanım'a durumu izah ettim. Kardeşiniz anlayışla karşıladı. Sarp sen o sırada anlamadığını belirt. Evet. Begüm Hanımcığım şimdi kardeşinizle konuştum. Hakikaten hak verdi bize. Anlayışla karşıladı ve bu dostluğu... Ne konuda? Bebişim sen... İletişim kopunca hafıza gidiyor. Şey Begüm çok sıkıldı. Yeter be burada kızlar gibi ne oturuyoruz. Hadi bir yere gidelim. Yani vurur bana. Ya, çok sıkıldım. Harbi çok sıkıldım ya. Harbi çok sıkıldım. Hadi kalk kalk bir şey yapalım ya. Bir şey yapalım. Hadi sana bir şey. Pasolik var mı sende pasolik? Pasolik var mı? Ha? Pasolik var mı? Uzun zamandır ilk defa bir kadın kalbime bu kadar dokundu. Ben hep pasolik maça, yok. Maça gidelim bir şey yapalım. Bir bağıralım ya çok, bir şey yapalım ben ya. Ben çok futboldan anlamıyorum. Çünkü yani fazla bir agresyon bana göre değil. Ben ne daha, yapacağız sen bu ben daha ziyade böyle bir ne bileyim açık havada bir konser olsun değil mi? Öyle bir ha. Evet. Var bilek güreşi olsun? Yapalım de Begüm. Senle bilek güreşi yapalım mı? Çıplak. Ha? Tamam. Saçmalama. Öyle. Büyük kapışırım yalnız bak. Büyük bilir. Kardeşim bilir. Bak mahallede sürekli bakkaldan beleşe yiyorum, içiyorum. Sırf bilek güreşi yüzünden. Ne yapıyormuş bakkal mahallede? Geldi bunlara. Sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Harika. Görüşmek üzere. Gel şuraya. Gel buraya. Muhittin kaçma Muhittin. He? Gel. Arkadaşım gel şuraya. Hocam de yapalım ki, bilek güreşi. Ben sizi... Osman'a gidiyorum ya. Hayır. Gel şuraya. O zaman sıkıldıysanız hava aldırmak için sizi şöyle bir göksüye uzatayım de. Affedersin. Oradaki evi satamadı ya. O zaman sizin için bir mahsur yoksa beraber baş başa bir hava alalım. Size şöyle bir Göksu ya da Beykoz taraflarında ne bileyim. Kanlıca'da yoğurt mu acaba? Mesela ne kadar güzel ağzınızdan bal damlıyor. Begüm birden sinirlen. Ne diyorsun lan sen kılıbık diye bağır. Evet. Şişt, ne diyorsun oğlum? Yoğurt moğurt. Ne ayaksın sen? Ha? Ama bu eski ne ayaksın? Ne adeti ya bir sıkıldım ben kalk bir şey yapalım diyorum. Bağıralım çağıralım gezelim atlayalım zıplayalım. Ne yapıyorsun sen? Top oynayalım diyorum yok. Eğlenelim yok. Pudra şekeri de koyalım mı diye bağır. Pudra şekeri de koyalım mı yoğurda? Onsuz olmaz zaten. Oğlum akıllı ol akıllı ol. Yani yok mu böyle baktım bak kadını gördüm falan filan böyle bir şey canlanmıyor mu? Bir delilik bilmem ne gelmiyor mu aklına? Arkadaşım bir delilik yapsana kıza. Sarp bir örnek ver ablan ya o senin. Şunu yapabilirsin diye bir tüyo ver çocuğa. Delilik ne yapsın mesela? Kokoreççi kokoreççi. Bak doğru söyledi. Candır. Kokoreç candır. Ama bol kimyon. İstemem için de biberli domates olmaz. Kimyon problemli. Yani bu nükleer olayı bitirmediği sürece. Hocam biz Muhittin'e olamayacağız. Oğlum siyasi mesaj verme. Ulan bizim siyasetimiz değil ki. Olsun. Adam manyağın teki. Füzelerini de... Hayır canım. Hocam, uyumuş ben... berberde o yüzden. Gitmiş oradan devam etmişler. Ben Muhittin'den biraz hoşlanmaya başlayayım mı? Başla. Tut elinden Muhittin'i. Gel lan gezdireceğim seni de. Kadınlar bu duygularına hakim olamıyorlar işte. Benim de böyle bir kaderim var Sarp.
Muhittin. Neyse dur sen anlamazsın şimdi. Benim diyorum böyle bir kaderim var. Hazır hissediyorum. Beykoz'a. Ya bu peçete yok mu ya? Beykoz'a mı? Hayır. Evet. Beykoz'a gidiyorsunuz. Araba Hayır, yap. Hayır evet. Araba yap. Araba yap. Araba yap. Hocam Muhittin bütün aile Hayır, gidiyor Hayır öyle, öyle değil. Araba. Arkadaşım öyle değil. Araba yap. Al koltuğu sandalyeyi araba yap hemen. Masada şey direksiyon olsun. Otobüs mü bu? Evet. Al önüne. Yalnız emniyet kemerinizi takarsanız. Takmam ben. Rahat böyle. Sarp sen arkadan emniyet kemeri sesi yap takmadığı sürece. Evet arkadaşım gazla. Yine yorulacaksın be. Vallahi en zoru da sana geldi. Fing 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 fing. Hadi bakalım. Sen hep öyle mi kullanıyorsun Muhittin'i? Daha başlamadım kullanmaya. Bip 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 bip. Galiba vitesi kırdım çünkü otomatikmiş. Ben böyle böyle yaptım kırıldı. Vites kolu kırıldı. Vurduracağız. Arkadaşım vurdurma. At şu vitesi hadi. Otomatik araba vurdurulmaz. Bir şey bil Allah aşkına. Haydi ya. Haydi. Dit 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 dit. Dit, dit, arkadaşım dit, söyle, dit, bu ses benim çok sinirlerimi dit, bozuyor dedi. Yalnız bu ses dikkatimi de dağıtıyor. Araba kullandığım için emniyet kemerini taksak. Dit, hem kanunen lazım. Dit, 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 dit. Hem de bir de kadınlar da şöyle dekolte yapıyor, seksi oluyor. Sapık. Evet, gazla. Trafik kanunu onu ben sokturttum. Sapık, gazla. Normalde böyle emniyet kemerleri, ben böyle yaptırdım. Evet. Ne tarafa gidiyoruz? Sen götür de. Sen biliyorsun buraları. Sen evet. Götür. Ah. Hayır. Böyle Japon arabasıymış. Böyle böyle olabiliyor arkadaşım. Ah, arkadan. Arabayı kullanır. Karşıdan gelen kullansın. Arabayı kullanırken devamlı gerdan kırıyorsun. Ters çevir. Herkes gelsin sohbet edelim. Devam Hazır. Et. Devam ederken direksiyonun hareketleriyle kafan da gerdan kırıyor. Hayır hayır. Kafanla böyle tık tık bir sağa bir sola. Evet işte busun sen. Anlat. Lan niye otomatik araba seçmedim? İş çıkardım başımda. Anlat. Böyle böyle yapıyoruz işte. Muhittin. Efendim. Ne ısmarlayacaksın bana? Ben diyorum ki zaten üçteydik tekrar üçe taktım. Çok kötü oldu. Araba böyle bir şey oldu. Hissetmediniz. Gideceğiz de bugün inşallah. Valla gidiyoruz yavaş yavaş. Fakat trafiğinde tam şey saat. Havalar güzel ya. İnsanlar tabii dışarı soluklanmak için dışarı atıyorlar kendilerini. Tut tut. Efendim. Hayır. Bu sefer arkamdaki böyle minibüsçü. Seni nereye bırakacağız? Bu minibüsçü mü? Hayır o kardeş. Ha. Arkanda bir minibüsçü var sana dat dat diyor. Bak aynadan çıkar kafayı ve adama önündeki aracı mesafe bırakarak takip etmek zorunda olduğunu izah etmeye çalış. Kibar bir şekilde. Becerebileceğim mi? Ne yapıyorsun lan? Anladı o benim. Arkadaşım çık şu kafayı çıkar adama kibarca anlatmaya Şimdi çalış. Camdan çıktığın böyle böyle şey yaptığın zaman çok ciddiye alınmaz. Kuru gürültü. Aynadan öyle aynaya tam yüzünü denk getirirsen arkadaki der ki bu işi biliyor. O şey yapar öyle. Ha? Begüm sen posta koy arkadaki minibüsçüye. Hocam levye var. Alalım mı levyeyi? Bagajda levye var. Arkadaşım alsın mı levyeyi? Sen nasıl bir kadınla evlendin ya? Şey yapalım. Arka camdan çıksın. Egzoza patates soksun. Ben gaza basayım arka minibüse vurduralım onu. İstop etmeden vurdurmamız lazım. Yoksa istop eder. Mancınık gibi. Tabii tabii. Gerizekalı sen nasıl biliyorsun bu taktikleri? Götümden attım. Böyle bir şey olmaz. Araba istop eder. Patatesi koyarsa istop eder araba. Evet arkadaşım. Gazlamış giderken bir anda araba vurdurmaya başlıyor kendini. Patatatata. Öyle değil ya. Araba tekliyor. Pa pa pa. Pa pa pa. Ben yaptıkça sizi vücut hareketlerinizi göreyim. Pa 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 tamam mı? Evet. En son araba aniden kendi kendine duruyor. Sen direksiyonu göğsüne alıyorsun tamam mı? Direksiyonda göğsünde takılı kalıyor senin. Evet 3, 2, 1. Buyurun. Pa pa pa. Pa pa pa. Pa 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 pa. Eğlendin mi çok? kaç senedir hayal ettin bunu? Sarp, sen arkadan onlar ne kadar yapıyorsa iki katını yapman lazım. Sen oturak değilsin çünkü. Evet, Vatikan'a doğru gidiyoruz diye. Pa pa pa, pa 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 böyle bir... Evet, pa 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 pa. Geçmiş olsun balım, ne oldu sana? Arkadaşım ya, hadi. Evet. Şey, ceketin içine sokacaksın tamam mı? Göğsünde kalacak direksiyon. Evet, pa 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 pa. Ah be, kemer tuttu ya gidemedim. Evet, arabaya bir şey oldu. Arkadaşım şey, hiç şey merak etmeyin. 7 yıl tamirciyle komşu olduk.
Bu yetti mi yani? Evet, 7 yıl araba tamircisine komşu oldun. Gerizekalı değilsen öğrenirsin. Hiç korkacak bir şey yok. Benim üst komşum inanılmaz bir tamirciydi, sanayiydi. ben o yüzden bu konuya çok vakıfım. Şimdi bir inip bakacağım. Lütfen camı açın, hava alın. Ben hemen geliyorum. Böyle janti mi bakacağım? Tabii tabii, öyle bakacağım. Tamam. Önce janti bakacağım, sonra kaputu açın. Evet, kaputu aç. Ne yapıyorsun? Araba tozlanmış. Arkadaşım, aç kaputu. Vay vay vay. Geç kaldın. Kapandı çoktan. Çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Aç sana lan kaputu. Araya demir tak. Tam o sırada Begüm gelirsin. Ne oluyor lan diye kaputa bir vurursun. Arkadaşım kaputun arasında kalırsın. Evet. Ne oluyor, daha bitmedi mi diye vur kaputa gelin. Ne oluyor, bitmedi yok, ya. Yok yok, bitti çünkü. Arkadaşım. Yanlış, motor arkadaymış. Arkadaşım gel şuraya. Hayır, Granada bu. Önde motoru. Spor arabaya arkadaymış. Arkadaşım, spor arabaya bu gerizekalı nasıl binsin? Öndeymiş motoru, gel. Evet, açmışsın kaputun arasından. Muhittin. Efendim. Bitmedi mi ya? Tam eğilmiş bakarken bir anda gel. Muhittin, bitmedi mi diye kaputa vur. Kaputun arasında ezil sen, tamam mı? Arada kal. Ben ağzıma distribütör girsin mi? Hayır ya. Girsin. Hayır. Bak ha. Buralardan böyle indüksiyon bobini. Olmaz arkadaşım. Araba bozuk olur. Şey yap. O senin kafaya vursun. Sen ayaklar havaya kalksın. Sen şeyin içinde kal. Kaputun içinde kal. Oradan bağır. Şey Sarp, sen koş. Nerede bu adam? Nerede bu adam diye üstüne bin. Daha çok ez. Bin, tamam mı? Evet. Sonra evet. Arkadan arabayı kaldırın. Akla atsın araba. Tamam. O kadara gerek yok. Sonra Begüm senin oradan çıkar. Bu salağın 2 saatte yapamadığı şeyi bir anda yap. Ondan tamam. Sonra sen de arsayı ben de yaparım de indüksiyon bobinle dokun, elektriğe çarpıl. Tamam. Sonra Sarp gelsin. Sarp da sana dokunup çarpılsın. Evet. 3, 2, 1. Çarptılsın. Buyurun. Ya Muhittin, bitmedi mi ya? Şşş. Burada bitti. Lan! Evet, kaputu böyle de açmış olabilirim. Ablacığım, kaput yukarıya hocam, doğru açık. Hocam, buraya demir koymadım ama. Yok, demir koy, demir çektim. Ya, ha, pardon. Böyle, demir, ama demir böyle burada tamam. Olman lazım. Tamam, peki. Lütfen. Şuradan vursam yine devrilmez mi tepeden böyle? Devrilir, demir tam tutmuyormuş. Ben hadi kurban olayım. Taksiyle eve dönüyorum. Hayır, ben. Gel şuraya. Sen Aydan Usta çağır. Herkes bana akıl öğretiyor. Bir çakın şuna. Begüm, vur şu kaputa bir vur tane. Vur ya. Sana, sen aman ya, be. 3, 2, 1. Bak oraya. Bak, söyle. Ben yanlış yerde duyuyorum. Ya Muhittin, bitmedi mi? Bitmedi, çekildim. Çünkü giremedim. Neden? Çünkü demir burada ya. Buradan giremiyorum. Dert ne, anladın mı? Arkadaşım. Yap şunu bir şekilde. Evet, 3, 2, 1. Buyurun. Bağır. Muhittin. Efendim. Bitmedi mi? Bitti. Baktım mı? Arkadaşım! Arkadaşım aç şunu, açık şu. Evet, aradasın. Demirin arasından giriyorsun. Demirin aradan gir, oradan gir. Gir oradan. Sok kafayı. Eğil, sok kafayı. Sok kafayı. Evet, Begüm gel, vur kaputa. Muhittin, bitmedi mi ya? Vurdun mu? Vurdum, kaputu vuruyorum işte, ya. Görmedim. Arkadaşım ya. Olacak. Gökhan abi, bu kaputa vurduğunda bom sesi yap, ha. Üstüne. Tamam, evet. 3, 2, 1. Sok kafayı. Parmak ucundasın. Muhittin, ne yaptın? Duymuyorum ki ben hiç ya. Arkadaşım, ben sana bom diyeceğim, tamam. Ne diyeceğim ben sana? Ben de sana James. Niye böyle saçma bir arkadaşlık kurduk ki? Arkadaşım hadi. Hazır hissediyorum. Sok kendini araya. Parmak ucundasın. Kalçayı belirginleştir. Evet, kibarsın. Buyurun. İçim dışım biri olsun mu? Hayır. Niye? Kaputu kapayınca belki... Arkadaşım sakın yapma önce. Evet, 3, 2, 1. Bum! Vurmadım ben hocam. Ben buradaki seyirciye bilet iadesi... Niye? Yani görmemeleri gereken şeyler yaşadılar. Hazır. Evet. Sok kafayı araya. Begüm gel. Kaldır elini. Ya kaldır Muhittin, elini. Ya Muhittin ne yaptın? Bom! Bağır! Ya gene geç vurdun. Sana ne? Ne güzel vurmuştu. Evet. Begüm kaldır elini. Begüm kaldır. Kaldır. Ne yapıyorsun? Oraya parfüm sıkıyorum hep. Kaput zaten yalama oldu ya artık. Sok şuraya kafayı. Gel Begüm.
Kaldır elini. Ne yapıyorsun Muhittin? Ne yapıyorsun Muhittin? Vur bom! Ay! Bağır! Muhittin! Gel! Gel! Sen gel. Değil! Muhittin bağırsana! Muhittin değil misin Muhittin? Muhittin kalk! Bastırana kadar iyi. Kalk! 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 Kadın kalk. Hala bastırıyor. Aç, aç, sar! Ne kalk. Oluyor burada de? Gel ne kutunun üstüne adam otur. Nerede? Bu adam nerede? Niye böyle bir şey yaşıyor? Kapıcı ya bir dakika kapıcı. Ya bir dakika durun bir dakika niye kesiyorsunuz ya? Arkadaşım bir dakika düzgün dur. Hocam, ya niye kesiyorsunuz? Kaputu sen... açalım mı? Hayır Begüm sen açma kaputu. O araya sen ne yapıyorsun arkadaşım? Artık ne oldu? Arabanın ateşlemesini bizzat ben yapacağım. Arkadaşım. Tanıştırayım buji. Sen yatıyorsun tamam evet. Begüm vuruyor. Sarp gerizekalı. Hayır hayır orada arada. Arada kalmışsın. Begüm bağırıyorsun. Ulan adam araba arada kaldı lan adam arada kaldı diyorsun. Adam Sarp, arada sen... kaldı adam arada evet çok güzel. Koşarak geliyorsun. Nerede deyip kaputun üstüne atlıyorsun oturuyorsun tamam mı? Zıplıyorsun. Arkadaşım sen bağırıyorsun. Duy sesimi, duy sesimi hatta... Sarp. Sen bir türlü duymuyorsun tamam. Üstünde dönüyorsun onu. Çok mantıklı şeyler bunlar. Evet, niye tamam. Duymuyorsun sonra ki? Begüm sen onun yanına iniyorsun kafa ben hizasına. Ben içerideyken gelip atla. Sen onun kafa hizasına iniyorsun Begüm. Tamam. Arkadaşıma diyorsun ki dur şu salağı ikna edeceğim. Birazdan kurtulacaksın iyi misin falan. Tam kaputu açıyorsunuz. Sen indüksiyon bobinini tutuyorsun. Tamam. 3, 2, 1 buyurun. İndüksiyon bobin nedir? İndüksiyon bobinidir. Yani? Bobinin indüksiyon hali. Sonra niye aya gitmiyoruz? Haydi. Evet 3, 2, 1 buyurun. Ha buradayım ben zaten. Oğlum görmüyor musun? Adam sıkıştı. Gel, gel yardım et. Ay. Adam nerede sıkıştı ay. Ya? Allah ya, Allah. Ya, yardıma geliyor şimdi. Yapacağız. Arkadaşım seslensene. Kurtarırsan ya gelsene. Aç ben oğlum ne? Kaputu ne yapıyorsun? Üstüne oturdun. Kalk. Kadına bir de pasiflora versin kalk. Allah aşkına. Ya arkadaşım ben... Sarp'a durumu izah et sen oradan. Sarp'a edemem. Sarp zaten tepemde oturuyor. Tamam. Kadına da edemem. Kadın benimle janttan konuşuyor. Ben arkadaşım, şu an aşağıya bakıyorum. Sarp'a söyle ona izah et. Ne yapması gerektiğini anlat Sarp'a. Bir daha zıpla. Hayır. Sarp senin oturduğun yerin altındaki kaputun arasında sıkışmışım de. Sarp senin oturduğun yerin altındaki kaputun arasında sıkışmışım. Aa hiç duymuyorum ki hiçbir şey. Ben 12 voltu buna bağlayayım mı? 12 volttan bir şey olmaz arkadaşım. Olur olur. Evet tamam şey kaldır şey oğlanı kaldır Begüm. Kalk aç, aç aç kaputa yardım etsene oğlum ne yapıyorsun? Açsana şunu. Sıkıştı adam görmüyor musun ya? Aşk olsun kaldır kaldır. Ona gerek var mı gerizekalı? Zaten kaput açık içindeyim ben. Boşuna 4 saniye daha ezildim ya. Kaput zaten açık tam kapanamaz ki arada ben varım inanılmaz arkadaşım kaslıyım. Ya arkadaşım kalkmışsın hiç oyunu takip etmiyorsunuz. 2 saattir kaputun arasındayım. Kalktığında şöyle şey, belin 2 büklüm. Belin 3 kırılmış. S olmuşsun tamam? Evet. Ha. Busun sen. Ondan sonra sen şey, de busun. Evet. Evet. Evet devam ediyoruz. 3 2 1 buyurun. Ben S'sin kaldırayım sen. Mı Muhittin'i? Kaldır kaldır. Ya, kalk lan Muhittin ne gerizekalı çıktın senden işimiz öyle var. Öyle demeyeyim hocam iyi davranayım artık yazık ezildi. Niye sen de almak istiyorsun değil mi? Evde kaldın ya. Tabii olabilir. Evet devam. 3 2 1 buyurun. Oğlum gel yardım et. Kaldır kaputu. Kaputu kaldır. Muhittin iyi misin? Muhittin. Gel, gel. Gel Muhittin. Gel. Gel. Ay, iyi misin? Ha? Ah kafa i̇yi yine misin? Çarptın ama neyse tamam. Gel öyle Muhittin mi? Komple gel. Çıkarmadın mı kaputu sen? Ben kenara alırsın diye. Tam nereye koydum kaputu? Kafanda duruyor şu an. Gel otur Muhittin gel. Bir daha yapalım da yanlış çıkmış. Ya oğlum açsana tamam, kaputu. Tamam tamam açtım açtım. Yapamıyorsun kaldır daha kal. Gücün yok mu ya? Bu kadar kalkıyor hadi işte. Hadi kaldır daha kaldır. İyi misin? İyiyim iyi. Tamam. Muhittin iyi. Güzel güzel şey tamam. Yapalım, yok yok tamam ucundan tamam. Biraz değdi ama şey yapalım. Muhittin beline ne oldu? Kaputun arasında şey oldu ya. Aa iyi misin? Evet o. Hadi gel. Begüm söyle ama hala araba çalışmıyor de. Ama hala araba çalışmıyor Muhittin. Çünkü karbüratör bende bir yerde kaldı da o yüzden araba nasıl çalışsın şu an? Arkadaşım de ki o zaman bir indüksiyon bobinine bakayım de. Bobin açık kalmış çarpıl kafayı kaputa çarp. Sarp'ın üstüne devrilsin kaput. Sonra arabaya bin gazla. Evet 3, 2, 1 buyurun. Problem çözüldü mü ya? Elektrik fazlası mı varmış? Hadi arkadaşım burada fantastik bir şey yapmaya çalışıyorum. Ben de bakayım mı? Bak sen de bak evet buyur. Gel. Kadın deli. Hazır. Yok bir şey yok ya biraz arada kalınca tabii belli bir şey oldu. Fakat bunda sıkıntı indüksiyon bobininde. Drejer kayışı. Efendim? Drejer kayışı. Dresuvar kayışı olmasın o? Drejer. Drejer. Trigger olmasın. Belki de Afgan arabasıysa drejer kayışı.
Ha ya da şey, drejer kayışı. Bir de anlamıyorum ki arabadan. Anladın Muhittin? Bence de anladın, gerçekten anladım. Yardım et. Yok, yardım edecek bir şey yok. Sen haftada iki defa doktorla görüşeceksin yani. Anca öyle bir yardım. Muhittin gitmemiz lazım buradan. Kalk gel yardım et. Tamam şimdi şey olmuş. indüksiyon bobininin, efendime söyleyeyim. Bobin derken, bobin de. Bu böyle bir bobin, sarma, bakır tel. Fakat çok ciddi bir tel. Yaklaşık orada bir kilometre yakın bobin tel sarılıyor. Aküden gelen 12 volt indüksiyon bobine gidiyor. Orada ne oluyor? O 10-12 bin volt oluyor. Oradan bujiye gidiyor. Anında buji ateşleme ve araba çalışıyor. Muhittin ben etkilendim senden. Ben de galiba biraz leş gibiyim, özür diliyorum. Evet, şimdi bu indüksiyon bobinin kenarı açık kalmış. Bu gerizekalı 12 bin voltu tutacak, evet. Hocam ben çok etkilendim ama Muhittin'den. Niye? Bobin biliyor diye mi? Evet, bobin biliyor. Çok güzel anlattı. Bugün bobin. Yarın bob out. Arkadaşım hadi, hareket. Bize mi? Hayır, çabuk. Oturuyorum artık o zaman. Gideceğiz ya. Hayır, şu salak bobini tutsun, tamam mı? Çarpılsın, sen sandalyeyle vurup ayıracaksın onları bobinden. Yok, ona gerek yok hocam. Niye? Çünkü indüksiyon bobininden gelen volt itici elektrik. Tutucu değil. Yani yapışıp kalmaz. O atar. Çat diye vurur, patlatır seni. Evet, 3, 2, 1 buyurun. Ben vuruyor muyum hocam? Çözdüm. Ne yaptın? Meme yapmış. Arkadaşım. Hep yapar. Tamam, dokunurken oraya bir anda çarpılıyorsun. Yok, gördüm açığı, dokunmam artık. Arkadaşım niye yapmıyorsun sen? Niye yapmıyorsun lan? Gördüm. Niye yapmıyorsun benim dediğimi? Dedin ya, kızla beni buluşturacaksın, adab muaşeret falan, hiçbir şey yapamadım. Enişte, daha kapının arasında kaldım, bir daha niye çarpılıyorum şimdi ben? Çarpıl, başına bir şey gelsin istiyorum. Ah! Ay! Ah. Ay! İyi misin Muhittin? Muhittin? Muhittin iyi misin? Ne oldu? Yandın mı? Ya bütün gençliğimin eli ya. Arkadaşım, bu elektrik çarpması seni çok değiştirdi. Çok böyle kabadayı falan bir adam oldun. Evet, psikopat oldun. Psikopat oldun sen. Geç arabaya. Otur. Aç kapıyı. Kapıyı aç. Geç arabaya. Yine geç kaldın. Arabaya geç. Beykoz'a gidiyoruz. Mideciye. Geçmiyorum. Arkadaşım sen çok değiştir. Koy postanı Korkut kızı. Eğer benimle bir arkadaşlık kurmak istiyorsan benim kurallarıma göre yaşamayı öğreneceğiz. Beykoz'a midye yemeye gireceğiz. İstersen koltuğa geç. İstemezsen de buradan böyle devam edebilirsin. Muhittin. Muhittin. Vallahi sevdim seni. Bayağı mert çocuk oldun ha. Bizim arabayı bin. Ha? Bineyim mi? Kadın bilmiyor ya. Arkadaşım beceremiyorsun sen. Dur dur tamam tamam. Yeterince sert değil hocam. Ne oldu? Şarj ettim. Bin. Geçiyor etkisi çabuk geçiyor. Dur bir dakika dur dur dur. Dur ya dur. Kapıyı. Gel öne gel. Gel öne. Şu gerizekalıyı da getir öne bir dakika. Ulan salak deyince koşa koşa geliyorsun. Gerizekalı deyince niye duraksadın? Hepsi ben. Tersi nereden misin çocuk? Evet. Beyler. 5 dakikada yapılacak şeyi 60 dakikadır yapamadınız. Evet. Talk show yapmayacağım diye tutturdun. Şunu yapsaydın bari. Ne bakıyorsun lan ayrı ayrı gözlerini? Sana diyorum. Papyonlu. Affedersin. Hayır. Hem papyonlu hem gerizekalının önde gidenine diyorum. Böyle bir binada böyle biri yok. Şu yanındaki salağa gönder. İkinci yarı gelirken de memikleri görünmeyen bir tişört giyinsin. Yürü! Ne bakıyorsun? Oldu mu sence? Yani güzel çıktı çocuk. Hayır. Kız ne diyecek şimdi gidince? Neye gittiniz? Talk show'a gittim. Ne geldi başınıza? Vallahi hiçbir şey hatırlamıyorum. Ne diyeceksin Begüm eve gidince? İndüksiyon bobini. Çok etkilendim. Bu gerçek bilgiler bunlar. Evet, Begüm kütüğü getir ona, seyirciye göster. Ya istemiyorum gitmek. Gidiyorum değil mi? Abi olacak gibi değil. Yani
Tekrar düşün taşın. Çünkü hiç geç kalınmış sayılmaz. Hadi kaçtım. İşin gücün soytarılık. Ben şey yapmadım ya, kadın direniyor. Konuşma. Ya. Git içeriye. Doğru düzgün hazırlan. Gel, tamam. Tamam. Kafana da adam gibi bir şey koy. Kelin parlıyor. Evet. Güzeller güzeli hazır mı? Bir şey söyleyeceğim. İnsanlar mesela tipleri böyleyse onları daha güzel gösterecek şeyler tercih ederler üstlerinde. Puantiyeli gömlek ne? Hocam Olgaz bunları seçiyor işte bana. Peki gerçekten samimiyetimle soruyorum. Neden İspanyol paça? Demek bilekleri de kalınsa ya da hikaye İspanya'dan mı geçiyor? Hayır yani bu özgüvenle hani her şey tamam İspanyol paçası olmasın. İsmin ne? Çetin. Evet. Sen Çetinsin. Ha. Çağır kayınbiraderini. Turgut de. Turgut. İkinizin de bu kadar benzemesine çok gülüyorum. Ben onun kirvesiyim ya. Ben Çetin'le Turgut'u tanıdığım için. Evet arkadaşlar. Konumuz şu. Siz ikiniz hanımlarla tatile gitmekten sıkılmışsınız. İlk kez... Hayır öyle değil. İlk kez Çetin bir program yapmış. Turgut. Hanımlarla konuşuyoruz, beraber gidiyoruz. İki tane bayan al sahneye hemen. İki tane bayan al çabuk. İki tane 18 yaşından büyük. Hemen iki bayan al sahneye. Abisiyle falan gelmemiş. Ne olacağını bilmiyoruz çünkü. Sadece iki. Abla, sayıyla sizin... iki, yazıyla iki. Ha, etek var sizde. Hayır, rahat yok, hayır ben onu göndereceğim geri hemen. Gel. Ha, öyle mi? Buyurun. Gel gel buyurun, ablacığım buyurun. Gel. Hayır. Buyurun. Şimdi gel buyurun. Evet. Rahat gözlüklü abla. O yüzden hoş geldiniz efendim. Gözlüklü abla siz Reyhan'sınız. İki hanımefendi de gözlüklü. Gözlüklü abla, sizin isminiz Reyhan. Diğer gözlüksüz ablanın ismi Fulya. Ne? Hangi? Şeyler nerede? Kıllık çıllık yaşar. Bizim... Dur, dur tamam. Şimdi arkadaşım. Mikrofonu aldın ya. Tamam, onu fark ettik. Evet, arkadaşlar siz hanımlara söyleyeceksiniz durumu. Bir türlü söyleyemiyorsunuz. Çetin sen lafı dolaştırıyorsun, söylüyorsun en sona diyorsun ki ya biz beraber bir takılmaya gitmek istiyoruz Karadeniz'e doğru. Tamam. Evet. Üç. Bu kadar anlıyoruz biz gezmeden. Yani biz ne yapacağız Karadeniz'e? Nereye gitmek istersin? İnsan sahil kenarına gider. Ne işin var sahil kenarında ya? Ne yapacağım Zigana Kop geçidinde ben? Ulan sen birbirimize ucundan bakacağız denize mı? Denize nasıl gireceksin? He? Nasıl denize gireceksin? Ben hiçbir yerde batmıyorum ki. Beyaz slip. Ayıp olmaz ne? Slip giyiyorum. Temiz gözüksün. Hazır. Evet. 3-2-1. Evdesiniz. Kıvranıyorsunuz nasıl söyleyeceğinizi. Öyle değil. Oğlum, normal kıvranıyorsunuz. Akrabayız gerçekten. Büyük geçmiş olsun. Turgut sen kıvranıyorsun. Kıvran. Lan midene bir şey olmuyor. Hanıma kıvran. Hanıma kıvranma ilk defa. Türkçe'de ilk tabiri bu. Hanımına kıvran. Öyle şey... Geçen bir hanıma kıvrandım. Lan kıvransana bir türlü söyleyemiyorsun. Fulya, Fulya deyip dur. Fulya. Fulya söylesene ne oluyor? Hayırdır ne oluyor? Kıvranıyorum. Acaba pantolonun renginden olabilir mi? Ben gerçi benim pantolonun rengini göremiyorum ama. Arkadaşım sen pantolon var değil mi altında? Var var. Çünkü görmüyorum ya. Arkadaşım sen Turgut'a söyle. Turgut işaret et. Söylesene söylesene. Erkeğin en büyük sıkıntısı bu biliyorsun değil mi? Antropoloz değil bu. Ne? Görememek mi? Göremeyince artık... Arkadaşım aşağıya bakmana gerek yok. Ya da çok bakmak istiyorsan kendine ayna taktır.
Ayakkabıcıya gideceğim şimdi zaten. Niye? Hafif verevdir ya aynaları. Daha da iğrençleşmeden hikayeye geçelim mi? Söyle. Turgut söylesene kardeşim. Evet. Söyle. Turgut bana söyleyeceksin. Arkadaşım sen Turgut'u şey yapsana uzaktan. Biz onların evde mi yaşıyoruz hep beraber? Hayır orada oturmuşsunuz çay içiyorsunuz. Çünkü evet ailesiniz siz. Bu evet. Oturmuş halim bu. Evet. Turgut. Bu ayakta. Hadi Turgut. Bu oturmuş. Turgut gel önce konuşun ben söylerim de Turgut. Turgut söyleyeceksen söyle yani. Ben söyleyeceğim ya. Vakit geçiyor ya. Tatil zaten söyleyeyim. Bir hafta tatilim var yani. Ben söyleyeceğim. Tamam. Zeytinyağlı dolma da yapsın. Zeytinyağlı dolma yapar mısın? Söyledim. Tatili söyle. Tatilde zeytinyağlı dolma yapar mısın? Tatilde yaparım. Beraber evet. Yaparmış. Ya şu bir kere de bitirsene. 80 kilo bu elbise. Bir kere de bitirsene şu işi. Biz Çetin eniştemle tatile gitmek istiyoruz. Ne diyorsun de? Biz Çetin eniştemle tatile gidelim diyoruz. Ne diyorsun? Bağır Fulya. Çığlık at. Evet. Hayır. Ne alaka? Fulya çığlık at çığlık. Ne münasebet canım. Hep beraber gideriz. Turgut seni eniştem mi dolduruyor de? Sen şu üstündeki mutfak perdesini bir çıkarır mısın? Country house. Her boku bildi başı. Bir dakika dur. Vadim hep yeşildi. Evet. Söyle Fulya. Enişten Çetin mi dolduruyor seni hep? Hayırdır enişte mi dolduruyor Çetin? Ne oluyor? Devrik cümlenin tillahını yaptın ya. Hayırdır enişte mi dolduruyor Çetin? Geldiler mi? Şu hanımın haplarını ver de gidelim artık. Turgut gel söyle. Enişte söyleyemiyorum. Enişte söyleyemiyorum ben. İyi yani. Tamam kalırız haftaya gideriz. Hayır. Ulan bir boku da çözemiyorsun ben hallediyorum de. Söyle. Ya bir şeyi halledemiyorsun ya. Ben hallediyorum şimdi ya. Git. Reyhan diye seslen. Fulya'ya. Hayır. İyice kaybetmişim kendimi. Hayır sen kendi hanımla konuşuyorsun. Göbek beynime baskı yapmış. Kendi hanımınla konuşuyorsun. Hoş geldiniz. Nereden katılıyorsunuz? Reyhan şu Fulya'yla konuş. Biz bir hafta tatile gideceğiz ya. Nereye gidiyorsun? Ya kayınçomla tatile gideceğiz bir hafta. Hayır. İzin vermiyorum. Ne demek biz sizden? Sen Reyhan'la konuş. Zaten sonunda yılacaklar. Kestik, dur. Arkadaşım gerizekalı mısın ya? Sana diyorum. Ha. Ya gerizekalı mısın? Karınla konuş, ikna et. Söyle, de ki Reyhan çok gitmek istiyorum. Şöyle, böyle, anlat. Heh. Bütün Türkiye bunu tartışıyoruz ya. Evet. Söyle, neden tatile gitmek zorundasın? Neden tek başına? Anlat Reyhan'a. Şimdi, Reyhan tatile gitmem lazım. Çünkü işin ve stresin... Bir kablo çıkmış olmuş ya. Onun anlattığını sen de Fulya'ya anlat. Kablo çıkmış diyor. Kablo çıktığını mı? Hayır. Sen Reyhan'ı ikna ederken o da aynı cümlelerle Fulya'yı ikna ediyor. O zaman sen şu tarafa geçeceksin sonra iğrenç pantolonla ben de şöyle yoruyorum sizi. Ya bizim baş başa kayınço enişteyle tatile çıkmamız lazım. Kayınçoyla tatile çıkmamız bir hafta iznim var yeter. Bazen insana dertleşmek istiyor. İş. Bir hafta iznimi şey ben bulabilirim. Neden onunla beraber gidiyorsun? Beraber ben gideriz. Kadın çok haklı. Ne diyor? Ben niye olmayayım diyor. Olmaz. Öyle Reyhan olunmaz. Şey diyeceksin. Oy süper hemen git. Oy süper. Hemen gitti. Evet. Ben eşimin gitmesine izin veriyorum. Ya bir kere gitsin ne olacak Allah Allah. Evet söyle. Benim niye şiştiğimi şimdi anladık değil mi? Söyle. Oh süper git hemen de. Oh süper git hemen. Ay teşekkür ediyorum. Arkadaşım sen bozul buna. Ne bozul ne? Niye bozulayım? Oh git dedi. İstediğim şey bu. Niye bozulayım zaten ben? Ama bir anda tamam git demesine bozuldun. Ama bir erkeğin istediği bir göz, eşi verdiği iki göz. Olmadı mı? Oldu. Tamam ulan. Gönderin kızları alkışla yerlerine. Çok gördüm. Bilmiyorum. Evet, tatile çıkma. Çok mutlusunuz arkadaşım. Bakmadan kesiyorsunuz. O diz altına kadar gelmeli o ya. Evet arkadaşım. Şeyini kayışları şaklata anlat Turgut'a. De ki Turgut bir tatile gitmenin kuralları nedir kardeşim? Arabaya neler alacağız? Anlat. Bir tatile gitmenin kuralı nedir? Hadi geriye gidelim. Arkaya gidelim. Gelsene şu. Bir tatile çıkmanın kuralları nedir? Tatil. Tatile çıkmak. Yolarım saçını bak. Bir tatile çıkmanın kuralı nedir? Arabaya neler koymamız lazım? Bavul. Çok güzel. Başka? Bavulun içine bir şeyler. Yanına kuru köfte, salatalık bir şey yapacaksın. Ha. Tamam. Ablama söyleyelim o yalnız. Bunlardan daha önemlisi ne yapacağız? Önce bir araba almamız lazım. Arabamız yok ki bizim. Evet, sizin minibüsünüz var. Prodüksiyon getir minibüsü. Evet, siz bu arada hazırlık yapıyorsunuz. Hazırlık yap. Ne yapıyorsun? Minibüse yer açıyorum. Ne hazırlık yapacağım? Arkadaşım hazırlık yapıyorsun. Turgut'a öğretiyorsun. Turgut'cum yolda ne yapıyoruz? Yolda ne yapıyoruz? Salatalıkların başını kesiyoruz. Alnımıza yapıştırıyoruz. O baş ağrısını alır.
Tabii gerisini de yiyeceğiz. Alır alır. Güneşten yapa, göz ağrısı yapar ya, o alır onu. Evet arkadaşım. Söyle Turgut. Geç, otele mi geldik? Turgut sana bir sürprizim var. Sana bir sürprizim var. Otele geldik bile. Hayır. As donunu. Benim donumu sadece benimkini bunu asacağız. Zaten anca bu kadar. Sana bir araba daha gelecek. Arkadaşım şimdi. O minibüs. Minibüs o. Öyle mi? Çünkü siz sağlık alanında görevlisiniz ikiniz de. Sen ben, doktorsun. Özellikle ben. Evet. Sen doktorsun. Bu da yardımcı doktor. Nasıl? Olunmazı mı gösteriyorum ben? Hayır. Sen doktorsun ve diyetisyensin. Sen de onun yardımcısın. Ha şöyle diyetisyen. Ne var ne yok yiyorum ki size kalmasın. Turgut tamam. Gel. Arkadaşım söyle. Benim minibüs ayarladım. Minibüsle gidiyoruz koçum. Turgut minibüs ayarladım, minibüse gidiyoruz. Bir çok tane iyi. Sandalye getirin hemen çabuk. Bir tane sandalye getirin hemen. Hayır bir tane sandalye getiriyor. Bir tane prodüksiyon getiriyor sandalye. Abi, ve şarkı. Çok mutlusunuz. At abi at. Çetin şarkı söylüyorsun sen. Türkü söyle. Çok mutlusun. Dolana ay dolana, dolana yer dolana. Firyanı seveyim bana yarım kes, dolana. Kestek olmuyor. Mal gibi bakıyor Turgut bana. O enstrümana önümüzdeki sene başlayacak. Siz apartmandan çıkıp merdivenlerden halay çekerek ve türkü söyleyerek ineceksiniz benim işte. Sen benim yapamayacağım her şeyi mi kurdun bugün? Ne var senin tipinde? Ya ben şu an trafik lambası. Hayır ben senden daha şişmanlarını gördüm halay başı oluyorlar. Evet. O halay şimdi, başına bela o ya. Şimdi evden çıkıyorsunuz ikinizin de ellerinde bavul var aynı anda halay çekiyorsunuz ha. Ve türkü söylüyorsun. Geliyorsunuz biniyorsunuz arabaya. 3, 2, 1 buyurun. Ne yapıyorsun lan? Bavullar bende küçük duruyor. Arkadaşım, bavullar elinizde. Keşke bize katılsanız bir gün ya. Vallahi. Arkadaşlar, adam dolana ay dolanayı söylüyor. He. Onlar dolandırmadılar. Çabuk öbür türlü. Evet, 3, 2, 1. Evet, çıkın evden daha halay çekerek. Hadi bakalım. Halayı nasıl çekeceğiz? Bavul var. Gel. Ya sen bavulla beraber oğlanın boynundan at elini öbür tarafa. He. 3, 2, 1. Merdivenden iniyorsunuz. Ne? Dur seyirci dur! Dur! Dur lan dur! 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 Benim sesimi aç azıcık. Ne oldu? Ne oldu? Benim galiba don biraz aşağı kaydı. Şu an yapacağımız bir şey yok ama bilgi olarak paylaşayım istedim. Galiba tek dize geçti. Benim sesimi açın azıcık salonda. Bağırıyorum kimse beni duymuyor. Şu an herkes dondu hocam hayal ediyor. Nasıl olabilir? Tek dize geçmiş olabilir. Ben sana dedim slip giyme diye. Ama piste gelemezdim salona. Hadi. Dur. Bak. Kapıdan çıkıyorsunuz. Çıkarken kap... Ne yapıyorsun Turgut? Çıkarken pervazı söküyoruz. Çünkü ben geçemiyorum. Evet. Şöyle. Zaten... Çok güzel fikir verdin. Evet. Orada olmaması lazım. Adı üstünde. Pervaz. Hayır. Not Paris. Pervaz. Geçmiş zaman. Yurt dışına satarız. Burayı yurt dışına satarız. Arkadaşım. Hazırız hocam. Evet. Sen... Şuraya bir alışalım. Şimdi halay çekerek iniyorsunuz ya sen kapıdan bir türlü geçemiyorsun. Minibüs gitti. Sen kapıdan bir türlü geçemiyorsun. Heh. Halayda sen gerilip vuruyorsun tamam böyle böyle vura vura onu şeyden kapının arasından sokuyorsun. Sonra fırlıyorum tamam. Arabanın kaputu açıkmış giriyorum kaput kapanıyor. Hayır öyle yapmayalım. Sonra diskotek girl geliyor. Her şeyi başa sarıyorum ben. Hayır iniyorsunuz aşağı normal arabaya bineceksiniz ama merdivenden aşağı inerken komşularla karşılaşacaksınız tamam. Evet 3, 2, 1 al sahneye bir tane erkek çabuk. Oo. Bir tane dedim lan. Şimdi dövüşeceksiniz kazanan bizle kalacak. İsminiz ne beyefendi? Benim mi? Murat. Hayır benim. Fırat. Benim ulan Murat. Seni soruyorum işte çıktın Murat. Ya sahneye. Murat. Şey... Senin göğsünde ne var? Arkadaşım memesinde ne var onun? Efendim? Hayır göğsünde logo mu var, amblem mi var, reklam mı? Yok yok papa. Kim? Papa, baban, baban. Papağan. Ha papağanın bir manası yok ama değil mi? Ama papağan şu an ne yapıyor onu tam bilemiyorum. Orası... Evet sen merdivenden gelen komşu olacaksın bir türlü geçemeyeceksin tamam mı? O sıkıştıracak seni araya. Evet hocam, ne yapıyorduk şimdi? Kapıda sıkışıyorsun kapıdan çıkıyorsun. Senin ismin neydi? Timbet mi? Murat. Tamam biliyoruz Murat. Evet. Evet arkadaşım 3, 2, 1. Çok sevin Çetin'deki gidiyoruz Turgut haydi bakalım de dolana başla. Evet 3, 2, 1 buyurun. Gidiyoruz Turgut haydi bakalım. Dur kestik. Benim girmem mi gerekiyor burada? Ya bir dur sen ya. Bir dur. Allah Allah. Murat sen bir tur at.
Biz o arada... Kendin kaşın. Şöyle yapma, kısmetini bağlar. Arkadaşım. Şimdi biz tam çıkarken abi, sen karşıdan geliyorsun. Arkadaşım çok heyecanlı, çok enerjiksin, tamam mı? Evet. Allah'ım ne kadar güzel. Yeni aldığım 24 kiloyla ilk defa tatile çıkıyorum. Turgut'a hareket yap. Turgut! Koyduk çocuğu, tatile gidiyoruz. Bağır. Aa, yerine geldi. Şu an doğaüstü şeyler yaşıyorum. Ne oldu? Turgut, don yerine geldi. Turgut, bu tarafa geç sen. Evet, 3, 2, 1. Söyle. Buyurun, başladık. Kesmeden devam. Çıkarken... Biz birbirimize karşı mı merdivendeyiz? Alıp onu merdivenden ineceksin, Turgut'u halaya alıp. Evet, söyle. Önce hareket yap. Hık, Turgut. He? Hayır. İki kolunla birden hareket yap. Hayır, öyle değil ya. Hangisini beğenirsen? Hayır, hani tribüne çağrılan oyuncular yapar ya, öyle hareket yap. Turgut, tatile çıkıyoruz. Hadi bakalım. Söyle. Çıktın. Hayır. Türküyü söyle. Türkü. Türküyü söyle. Türküyü söyle. Kestik, dur. Ben şu an ter orta kulağımda olduğu için böyle bir su altında biri bana bir şey mi? Sesçiler, benim sesimi açın. Ona açın. Tolga'ya açın sesimi. Gene ne gitti. Oldu? Gene gitti. Sağ dize gitti. Ya donu bırak. Çıkar şu donu. Onunla mı uğraşacağız? O kendi ayarlıyor zaten. Tamam, geç şuraya. Bırak. Bakıyor ki hareketleniyoruz. Bu tarafa geçiyor. Arkadaşım. Görünme ihtimali yok. Tamam, evet, gel. Yok, Instagram'a koyacağım. Herkes bilsin neler yaşadım. Lan yardım etsene eniştene. Bunu niye kaldırdın onu hiç anlamadım. Don kalksın. Hah, don, yaşa. İşte bu. Zeki Türk genci. Hoş geldin. Hep böyle arkadan gel. Öleyim olur mu ben bugün? Arkadaşım hadi lütfen başlıyoruz. Şimdi sen başlamayınca daha çok eğleniyoruz. Çok enerjik. Bağırıyorsun Turgut diyorsun, sonra bir anda müzik başlıyor. Dolana, ay dolana, söyleye söyleye Turgut'la merdivenden halay çekerek inerken, tamam mı? Merdivenden halay çekiniyor. Demek ki sen bir basamak aşağıda, Turgut hep bir basamak yukarıda oluyor. Sonra ben Murat gel diyorum, sıkışıyorsunuz araya. Murat zor geçiyorsunuz, tamam mı, aradan? Evet. Bu arada sen dolanayı söylemeye devam et. 3, 2, 1. Herkes hazır mı? Seyirci gülmüyoruz. Ciddi, dramatik bir şey ya. Birazcık artık saygı ya. 3, 2, 1. Buyurun. Turgut, tatile gidiyoruz. Dolana. Ben bu ekiple Of. Eğilemiyorum ki ben. Aman ne oldu ben, ya? Don, ne olduğunu söyle. Don arkada toplandı bu sefer. Ben çok zor şeyler yaşıyorum. Arkadaşım niye durdun? Ne yaptı müzisyenler? Ben erken girdim de o yüzden oldu. Evet, boynundan atıyorsun eli, tamam? Evet, öyle halay. Hayır, hayır. Onun boynundan. Öbür kulağını tutuyorsun onun. Evet, 3, 2. Birbirinizin diğer kulağını tutuyorsunuz, tamam? Ne bakıyorsunuz lan? 3, 2, 1. Söyle Turgut. Turgut, tatile gidiyoruz. Dolana. Ay dolana. Dolana. Böyle mi gideceğiz? Merdivenden iniyorsunuz. Kapıya sıkış. Sıkış kapıya. Merdivenden iniyoruz. O benden bir basamak yukarıda. Yukarı mı iniyoruz? Sen ondan bir basamak aşağıdasın. O zaman buraya gidiyoruz. Nereye gidersen git. O zaman Murat'la çakışmayız ki. Sen dur. Hiç mi inşaat görmedin? Merdivenler döner. Bir kat aşağıda Murat'la karşılaşacaksın. O tarafa geleceksin gene. Bu bilgiyi önceden paylaşmadığınız için. Evet. Ben sanıyorum ki han merdiveni gibi dümdüz iniyor aşağıya, bilmem. Sarp, eniştenin öbür kulağını tutuyorsun. Sadece memesini, tamam mı? Evet, 3, 2, 1. Öbür. Lan öbür. O elle tutma lan. Sen tat... Ben arıyorum Reyhan'ı. Ben vazgeçtim tatilden. Zaten dünya şampiyonası var. Juventus seyredeceğim. Hadi. Gerizekalı gel şuraya. Evet. Direkt dolanayla başlıyorum. El nerede el? 3, 2, 1. Başla. Dolana, ay dolana, dolana, ay dolana, şirin canım vereyim. Kapıda sıkış, kapıya sıkış. Hayır, daha dönüyoruz. Ay dolana, dolana, gel Murat. Dolana, şirin canım. Kestik, dur. Dur. Hocam geçit vermiyorum. Çetin, bir şey soracağım. Sizin... Geçit vermiyorum diyor.
Sizin alt katta sapık var mıydı? Bizde mi? Oğlum sen geçemiyorsun ya. Geçemeyip sıkışıyorsun. Çetin bütün koridoru kapatıyor ya. Tamam. Sen niye adama markaj yapıyorsun? Tamam, anladım. Popescu gibi saldırıyorum. Gel. Evet. Yani şey yapmamız lazım. Hani geçişmeye tamam. Çalışmamız lazım. Tamam, tamam. Şahsi evet. Anlama. Ön ön geçişiyorsunuz. Karnınızdan kurtarıyorsunuz fakat burunlar kurtarmıyor, tamam? Bugün burunla ilgili bir şey seyretti herhalde dün gece. İndirimi var internette. 3, 2, 1 buyurun. İnmişsiniz biraz, evet. Ha. Ne oluyor? Dönüyoruz. Ben bu apartmandan taşınacağım, Kur'an çarpsın. Sıkış! Ya bir dur ya! Oldu bence. Murat, sen daha önce hiç kimseyle sıkışmadın mı? Hayır. Çocuk alındı resmen. Zaten saçma bir soru, alınacak bir şey. Daha önce niye sıkışmadın? Ne biçim adamsın? Murat, ama üst kattan biri inerken, sen yanından geçerken hiç böyle sıkışmadınız mı? Yani. Şey nerede? Yani ne lan? Değdik ayrıldık mı? Ne? Ama... Baskı mı çıktı? Göbekler sıkışıyor. Sonra tamam. Arkadaşım sen göbeğini burunlar... içine çekiyorsun. Ama burunlardan geçemiyorsunuz, tamam? Tamam. Ben çekiyorum da siz anlamıyorsunuz. Evet, 3, 2, 1. Bana doğru karşılaşın. Evet. Ha. Sarp, sen de halaydasın, sen devamlı bastırıyorsun, gidemiyor. Evet. Yallah! Konuşun! Halaya kaynama! Konuşsana! Nasıl gidiyor? Ya, hayır! Dur, geçebilir miyim? Enişte, biz şu an burada yaşatılmamamız lazım. Ya Murat! Yönetici girse... Benim konuşmam gerekiyor değil mi yani? Murat'cığım... Bu bir mizansen, bu bir oyun. Evet. Saldırmayacaksın. Tamam. Geçmeye çalışacaksın. Ne yapacaksın? Popoyu duvara vereceksin. Aynı arkadaşımın demin oynadığı gibi. Hint dansı gibi gideceksin. Göster arkadaşım. Yan yan geçişi göster. Yapıyorum da çok anlaşılmıyor. Bir evet. De üst katta son virajda benim don iyice düştü galiba paşada. Tamam, karşılaşmışsınız. Karşılaş. Baba ben nereden geçeceğim de Murat. Ondan sonra başla evet. 3, 2, 1 buyurun. Baba ben nereden geçeceğim? Murat, evladım. Yıllardır seni arıyoruz. Kayıp evladım. Baba, babacığım. Tamam, o kadar da baba değil. Siz malsınız. Sağ olun. Halka mal olmuşuz. Lütfen, evet Murat gör. Muhittir, baba... Çetin abi nasıl geçeceğim? Çetin abi nasıl geçeceğim buradan? Böyle, geç. Bana ne? Tamam ulan, tamam. Burası alkışlarla gönder yani. Tamam, evet. Kardeşime, Meksikonu. Çok sağ ol kardeşim, bir tanesi. Evet, arkadaşım. Halay çekerek geldiniz, gel. Şimdi göster Sarp'a. Sarp çok heyecandan görünce. Wow. Enişte, bu ne de? Enişte, bu ne ya? Ne kadar kilo almışsın sen? Eniştenin arka planına bakacaksın. Ne var? Minibüs. Minibüs. Minibüsü görüyorsun. Evet. Koysana sandalyeyi minibüsün içine. Nereye oturacaksınız? İkiniz aynı koltuğa oturacaksınız, tamam? Evet. Tabii ki de. Onu anladım. O zaman şöyle koyalım. Araba geniş arabaymış. Minibüs camı oldu. Süper oldu. Tamam. Öyle yapalım. Müthiş fikirlerle geliyorum. Evet. Söyle, yerlere vurarak söylüyorsun. Turgut, ne sürprizin var sana? Lan çömelip vuracaksın. Ne oldu? Ne oldu? Çok eğilince... Turgut, bak bakalım beğenecek misin? Bu ne ya? Nereden buldun bunu? Aa, bu değil ya. Öbürü neredeydi? Arkadaşım bu! Bu, nereden buldun bunu? Nasıl nereden bulacağım? Bunu kiraladık ya. Dükkanda yaptırdım. Dükkanda mı? He. Minibüsü. Evet. Sanayi dükkanında. Dükkanda yaptırdım.
Tatile bununla çıkacağız. Tamam. Eşya derdimiz yok. Her şeyi her yere koyabiliriz. Rahat. Geniş ekran. Oldu o zaman. Bir depoyla bir depoluk yol gidiyor. Aa, onu nasıl yaptın? İşte bir depo. Gidelim o zaman. Evet. Kapı arkadan açılıyor. Kapı arkadan açılıyor. Hayır. Minibüsün arkasından açılıyor kapı. Ne oldu lan? 3,5 attım. Sarp onu arkasına tak onu. Onu takıyorum da. Şimdi onu yaptı çocuk da. Evet Sarp, şimdi enişten o çıkamaz minibüse. Minibüs biraz yüksek, ittireceksin enişteni. Tamam. Hı hı. Arkadaşım söyle, Turgut de, beni ittir de, alttan kaldır. Turgut, az itekle. Tamam. El freni yaptırmadım. Araba boşta. Ve şimdi fark ettiğim gibi vites de yaptırmamışım. Arkadaşım haydi, Turgut binsene. Bin, hemen bir karı koca al sahneye, bir karı koca al sahneye. Gerçek karı koca lazım ki. Çılgınca öpüşme falan var. İsminiz ne? Şengül. Arhan. Koca mısınız? Karıyız, kocayız. Ha, ya, evlisiniz gerçekten. Ha, süper, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Böyle bir özelliği var. Yapabiliyor musun Berat? Yok yok, ben... siz şey yapın, kendinizi tanıştırırken ben... İsminiz ne arkadaşım? Arhan. Ya sen bırak onu, gel. Sizin isminiz ne? Şengül. Şengül'le Arhan değil mi? Erhan'la Şengül. Erhan. Evet. Erhan'la Şengül. Tamam. Çetin. Biraz Sarp kullanıyor da ben dinleniyorum. Niye? Yoruldum o. Gene de yolu yordu beni. Arkadaşım bin şuraya ya. Sarp çeksene eniştenin yanına. Enişte gel gel. Allah. Ya hatırlat da yarın bunu benzin döküp yakalım olur mu bu kıyafeti? Tövbe Allah'ım, ömrüm gitti kurumcum. Lan oturmayı bile bilmiyorsun sen ya. Kalkmayı bilemedim, oturması sıkıntı. Evet, gidiyorsun sen, çok komik bir şey anlatıyorsun. Ha, tam Turgut'a bakmışsın, burun burundasınız. Anlatırken görmüyorsun yolu, bir anda Arhan önüne atlıyor. Kim? Arhan. Arhan Bey. Erhan Bey mi? Erhan Bey, tamam. Tamam. O da anlamıyor çünkü. Erhan. Atlıyor önüne, bağırıyorsun, diyorsun ki kurtarın, kurtarın, karımı kurtarın. Dağın başındasınız, tamam mı? Ya ona sonra da Temel ne diyor biliyor musun? Ya bu atılır mı çöpe? Kim? Sen çöpe atılır mı dedin, seyirci alkışladı. Hocam biz bir cümlede bir araya gelebilen bu bir topluluğu... Bu Temel çöpe ne atıyor? Çöp. Çöpü niye alkışlıyor seyirci? Doğru yere atıldığı için. Şimdi sokağa atan var hocam. Ulan benim bilmediğim, sizin bildiğiniz bir şey mi var? Sizin bilmediğiniz o abla biliyorsa zaten... bence koşarak gelmeniz lazım, çok geridesiniz. Evet, arkadaşım tekrar anlat. Turgut, sen çok gülüyorsun, zıplayarak gülüyorsun sandalyede. Çetin, dön şimdi Turgut'a, sinirlen. Sinirlensene Turgut'a. Bu böyle sinirleniyor. Evet, tam o sırada Arhan arabanın önüne atlayıp bağırmaya başlar. Aa, durun. Wow. Arhan arabayı kendi üstüne aldı değil mi? Öyle değil, noterde yapılıyor. Böyle üste alma yok. Tabii. Böyle aldım çünkü. Erhan. Arabanın önüne atladın. Araba muhtemelen 90'la 100'le gidiyor. Evet. Seni ezer geçer. Ben 90'la gidiyorum, Sarp 100'le gidiyor. Bu tarafa sen, bak önde biraz daha fark ediyorum. Arabanın yanına gideceksin. Camdan kafayı evet. Sokup arabayla beraber koşarak konuşacaksın. 93 km hızla. Bir de istersen önce hanım pantolonu kontrol etsin, sonra dön. Çünkü biraz dar bir pantolon. Evet, 3, 2, 1. Gülüyorsun Turgut. Çöpe bin işte. Ah, çöpe bin atmış onu. Verse bize kullanmamış. Şifreyi açayım. Kime yapıyorsun onu? Şıpıdağı açıyorum. Ha tamam evet. Minibüs uzun olduğu için şıpıdağı da uzun yaptırmışım. Tamam evet. Arhan sok kafadan camı. Merhabalar. Koş koş koş. Nasılsınız? Yolculuk nereye? Senin götürdüğün yere galiba. Beraber yani... gidebiliriz. Kestik. Giderken... (gülüyor)
Ama Arhan'a dikkat et. Hadi sen devam et. Dönünce anlatırsın bana. Senin yüzünden. Sen beni dinlemediğin için sahnedeki hiç kimse dinlemiyor. Ben artık görmüyorum desin. Çünkü ter gözümü kapattığı için... Arkadaşım bir... otur şuraya. Erhan, camdan kafayı uzatıyorsun. Karımı kurtarın diye bağırıyorsun. Arkadaşım, Turgut sen de diyorsun ki... Aa, eniştem doktor diyorsun. Tamam. Ben. Kıza yardım edeceksiniz. Ben aniden de... frene basıyorsun. Frene basınca yuvarlanıyorsunuz. Ve ön sıra... Yok. Arabanın sileceği var. Aa, sen dursana, yağmur yağarsa. Hep buluş bunlar işte. Bir tane alabilir miyim ondan? Evet, gel Erhan. Sok kafayı, bağır. Karımı kurtarır mısınız? Aa, benim eniştem doktor. Çok güzel. Fren, fren yapmayı unuttuk ya. Ha. Fren koymaz. O zaman yuvarlanalım biz. Lan arabayı nasıl durduracaksın frenin yoksa? Vallahi hani biz evden kaçtık. Durmayı düşünmedik hocam. Arkadaşım. Ayağınızı koyacaksınız ikiniz de arabayı durduracaksınız. Öne ayağınızı koyun, tamam mı? Tamam. Evet, 3, 2, 1. Erhan söyle. Karımı kurtarır mısınız? Eniştem doktor. Eniştem doktor. Çok güzel. Bir daha, bir daha. Koş. Karımı kurtarır mısınız? Eniştem doktor. Devam. İn arabadan, in arabadan. Doktorum ben. Doktorum ben. Kendime hayrım yok. Bari başkasına olsun. Evet. Şengül bağırıyorsun. Şengül bağırıyorsun. Bağır. Karnını tutarak bağır. Evet, çok hasta. Geçmiş olsun. Arkadaşım gel şuraya ya. İki zanaksla çözülebilir. Arkadaşım dur. Şengül bağırıyorsun karnını tutarak. Ah diyorsun. Daha 6 aylıktı diyorsun. Erhan sen şaşırıyorsun. Ne? Çocuğumuz mu oluyor bizim diyorsun. Evet arkadaşım sen müdahale et. 3, 2, 1 buyurun. Daha 6 aylıktı. Ne? Çocuğumuz mu oluyor? Benim niye haberim yok? Senden değil, senden değil. Arkadaşım ya. Adam üzülecek çünkü bana niye haber vermiyor karım? Gizli olduğu için vermiyor. Onu öğrensin, rahatlasın adam. Arkadaşım salak salak konuşma. Erhan Şengül. Sana sürpriz yapacaktım kocacığım. Doğurup gösterecektim de. Evet. Buyurun. Sürpriz yapacaktım kocacığım. Doğurup gösterecektim. Şimdi arkadaşlar baştan yapıyoruz. Sen iniyorsun aşağıya. Ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor diyorsun. Şengül sen karnını tutarak bağırıyorsun. Erhan diyorsun ki ne olduğunu bilmiyorum. Sabahtan beri karnını tutuyor diyorsun. Şengül. Erhan onları seyredeceğine beni dinle. Sen deyim. Şengül diyorsun ki ben 6 aylık hamileyim diyorsun. Erhan sen benim niye haberim yok diyorsun. Doğru mu haber verecektim diyorsun. Arkadaşım sen de diyorsun ki hemen acil müdahale etmemiz lazım. Tamam. Evet 3, 2, 1 buyurun. Daha büyük önceliğimiz var. Hanımefendi doğuruyor çünkü. Siz bekleyin. Hanımefendi değil mi şu an? Arkadaşım sen değil. Şu gideceğimiz yere bir varalım da Allah'ın izniyle. Tatilinde değilim yani. 3, 2, 1 buyurun. Hemen yardım edelim çabuk. Ne oldu? Ah, karnım. Çok komik. Durduk biz, kadın gülüyor bize, dalga geçiyor ya. Dur. Şengül, çocuğun var mı? Hayır yok. Arkadaşım. Şengül arkadaşımıza hamile bir kadının nasıl bağıracağıyla ilgili bir örnek verir misin? Ragazzi, porteremo mi scadre la polsi la cantantarevo. Hangi ülkeden olduğunu söylemediniz. Ben İtalyan aldım. Karadenizli bir kadın doğurmak üzereyken nasıl bağırır? Öyle bağır. Ragazzi, porteremo mi scadre la polsi la cantantarevo. Karadenizli bir kadın. Ama İtalyan doğumlu. Hayır. Bana detay verin. Trabzonlu bir kadın nasıl bağırır? Gokigen maikagane suka. Ne? Japon. Trabzon dedim. Ay, ay. Ay. Yani buna gelmeyen kocanın alnını karıştırırım. Ay. Gelecek. Duydun mu Şengül? Duydum. Evet, buyurun. Ay, ay. Duydu ama yorumu farklı olabilir. Arkadaşım panik ol. Turgut panik yapın hemen. İnanılmaz bir şey. Hemen müdahale etmemiz lazım. Evet çok teşekkür ediyorum. 6 aydır karnım ağrıyor. Ne? Osur geçer. Ne arkadaş? Bunun için koca minibüs durdurulur mu ya? Gel şuraya. İki tur bahçede yürüsen bizi durdurmaya gerek kalmıyor. Gel şuraya.
Bunun Şengül. Profesörüyüm ben ya. Ne dedin sen? Efendim? 6 aydır İki dakika otur dedim geçer. Hamileyim dedim. 6 aydır karnın mı ağrıyor? Evet. Hamileyim. Doktor bey diyor ki 6 aydır karnım ağrıyor diyor. Biliyorum, duydum. Ne yapayım ben ablacığım? Onu öpüşürken düşünecektiniz bana. Her şey olup bittikten sonra bana geliyorlar yani. Arkadaşım, senin yeminin var ya. Sen Hipokrat yemin etmedin mi? Müdahale edeceksin kadına. Hemen kadını yatıracaksınız, tutacaksınız, atacaksınız minibüse. En yakın hastaneye yetiştirmeye çalışacaksınız. Siz yetiştiremeden yolda ne olacak? Kocası öbür camdan girecek, geldik mi diye soracak bize. Hayır, çocuk doğacak. Evet, tamam. 3, 2, 1, buyurun. Evet, hemen müdahale etmemiz lazım. Hanımefendiyi çabuk minibüse alıyoruz. Hadi bakalım, şuradan tutalım, oradan da tutalım, şuradan da tutalım. Kestik, gel şuraya Şengül. İşin kolayına kaçtınız. Sen yatıyorsun yere Şengül. Ya benim her yerim atıyor ya. Sen arkadaşım sen diyorsun biz doktoruz karışma diyorsun Erhan'a. Biz doktoruz karışma. Tamam. Erhan karışmıyor. İkiniz Erhan, tutup kızı getiriyorsunuz. Evet. Ve Erhan sen o sırada ağlayıp dövünüyorsun. Evet. 3, 2, 1 buyurun. Öyle. Aa, efendi hiç. 3, 2, 1 buyurun. Hiçbir şey olmayacak şu an biraz kenarda duralım. Ver müziği. Abla sende nasıl bir abdominal var ya nasıl duruyorsun öyle? Ey maşallah. Evet hanımefendiyi minibüse alıyoruz şimdi. Evet geldik. Ben izin kullanıyorum. Dur. Çetin ne oldu? Ne mi oldu? Evet ne oldu? Görmüyorsunuz galiba. Ben taşıyamadım. Şengül kaç kilosun? 65. Darası mı? Arkadaşım hadi kız sadece 65 kilo. Evet. Nedense 60'ı da benim tarafta kalmış o yüzden. Sen Turgut'la, şimdi 5'i kaldın. Turgut'la yer değiş. Arkadaşım sen kaldır ama Turgut değiş elimde. Evet 3, 2, 1 buyurun. Turgut değiş elim ya hep kolaya gidiyorsun. Evet buyurun. Dövünsene abla, her sen an. Sen ağırlığını kaydırabiliyor musun vücudunda? Nereye gitsem aynı ağırlık. Bu şey setra otobüsler gibi. Ters tarafa salması var ya. Erhan sen çıldırıyorsun. Kendini yerlere atıyorsun. Şaka bağırıyorsun ben, tamam mı? Evet. 3, 2, 1 buyurun. Yardımcı olsanız artık yeter ya. Lütfen. Çocuğum. Ağla. Ağlayayım mı? Ne yapmamı istiyorsun? Duygularından da emin değil. Bana soruyor. Ağlayayım mı? Üzgün olayım değil mi? İçeride ağla. Arkadaşımın göğsünü yumrukla. Çetin'in göğsünü yumrukla. Sonra Turgut'a dön. Ağla. Ne olursun yardım et. Çok da yumuşak. Burası da çok kullanmış. Ne olursunuz yardım eder misiniz? Onun memeleri hasta. Lütfen. Geçişte. Rica ediyorum. Biraz da şuraya vur. Minibüsü almamız lazım. Oh maşallah. Şuraya bir koyalım. Arkadaşım. Yeminin var senin. Yemin ettim o tatile çıkacağım diye. Bu da neyse. Hiç böyle bir şey yok yani. Arkadaşım senin yeminin var ya. Bindir şu kızı arabaya. Tam kızı 1, 2, 3 deyip sallayacaksınız. Minibüsün içine atacaksınız. Düştüğü anda doğum başlayacak. Evet 3, 2, 1 buyurun. Erhan sen devamlı ağlayıp bağırıyorsun. Allah'ım başımıza bunlar da mı gelecekti? İki ne tane gelmesini umuyordun? Olayın başına döndürmek isterim sizi. Haydi. Evet, böyle olacağını bilmiyordum. Affet beni karıcığım. Böyle olacağını bilsem yapmazdım. Böyle olacağını bilsem yapmazdım. Zaten haberin de yok. Tut arkadaşımı silkele. Kurtar onu de. Kurtarır mısın artık? Oğlum, yeter. Oğlum. Dur. Arkadaydım. Yardımcı olur musun? Kapısı lütfen. Da arkadaydı bunun. Kapı da arkada. Tam o sırada bağır. Şengül bağır. Aa, geliyor de. Geliyor. Pardon ablacığım. Ben şuradan. Arkadaşım. Kadın geliyor diyor. Bir bildiği var demek ki. Erhan senden büyük performans bekliyorum. O arabayı zangır zangır sallayacaksın. Tamam 3, 2, 1 buyurun. Hanımefendi. Lütfen artık yardımcı olur musunuz? Rica ediyorum. Ya kim bu kitapsız? Lütfen artık yardımcı. Bence bunları burada benzinde bırakalım. Neyle doğuruyorsa doğursun ya. Orada hava pompası falan da var. Ya harika gidiyordu ya. Gidiyordu, durdurdu. Sallayacak o.
Hiç sallamıyor deminden beri. Evet, otur şuraya. Evet. Otur kısmı güzel de işte kalkması... karına benzemem öyle. Abi kalkılmıyor bu. Ne var bu elbisenin içinde? Allah'ım sen bana kuvvetinden ver. Evet. Ya. Tekrar Şengül bağırıyor. Sen sallıyorsun. Sen anlatıyorsun. Kadını sakinleştiriyorsun. 3, 2, 1 sendeyiz. Ben susuyorum. Evet. Hanımefendi lütfen sakin olacaksınız. Lütfen artık yardım edin. Erhan Bey. Erhan Bey de değil mi? Tamam lütfen sakin olacağız. Siz sakin olmazsanız eşiniz sakin olmaz. Turgut şuradan Allah aşkına 2 tane kuru köfte ver ya. Ağzım tamam kurudu ya. Hanımefendi istirham ediyorum. Derin nefes alacağız. Tek burundan vereceğiz. Derin alıp bu sefer öbür burundan vereceğiz. Ne yapacağız? Vücudu şaşırtaraktan bebeğimizi mutlu edeceğiz şu an ya. Hadi bakalım. Ağızdan derin nefes sağ burundan. Ağızdan derin nefes sol burundan. Dikiz annesi koymayı unutmuşuz arabaya. Sen tutuyor musun nefesini? Hayır. Hayatım doktorun dediklerini yapar mısın? Hayatım doktor bana diyor. Hayatım doktor benim. Sen iyisin orada galiba. Allah'a şükür. Tamam. O zaman takıl hastaneye kadar bekle. Ne uğraşacağım ben buna? Arkadaşım hadi gazlayın ya. Kim olduğunu söylesen. Gazla, he? Gazla. Gidiyorsunuz, gidiyorsunuz. Erhan sallıyorsun sen iyice. Salla. Erhan, öndekiler misafir. Birini öldürürsek... Erhan sallıyorsun, sallıyorsun. Ne olacak bizim halimiz diyorsun. Tam o sırada Şengül diyorsun ki... Aa geçti. He? İyice salla. Araba tam şarampole giderken Şengül geçti diyecek. Salla, salla. Şengül bağır. Aa, aman be. Oh. Ya baştan söylesene ya. Ne oldu? Geçti anlamadın mı işte ya? Hep... Allah. Normal arabamız niye yok? Ne oldu? Afrika'ya mı geldik? Niye geçti? He? Asıl? Niye geçti? Geçti işte rahatladık adamı. Ya kestik ya. Of. Ben çıkayım mı? Allah'ın bıngılı. Turgut geç şunun yanına. Erhan. Kalk al karını da. Alkışlarla git yerine. Teşekkür ederim. Çok güzeldim abi. Olsun. Evet. Çok sağ ol. Eyvallah. Sen niye öpüşüyorsun Erhan'la gerizekalı? Ben mi? Evet. Bende bugün bir gariplik var. Saçtan olabilir. Ben bir şey yapmadım ya. Arkadaşım. Adam otobüs söylüyor. Çetin bir yerden bir yere giderken yolda başına 500 tane şey gelir, hepsini çözer. Onu daha çok Reyhan çözer de. Gerizekalısın sen hiçbir şey yapamadın. Kuru köfte yesen, başka bir şey yapma. Ama şimdi o da yolda güzel gider, Pozantı'ya doğru. Tekir'in orada. Evet. Kötüydü. Beceremedin yani. Al enişteyi yanına. Kayınço'yu yanına. Çok masum bakıyorsun. Bir şey söylüyorum. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ellerini göğsünde birleştir. İşte busun sen. Şahaneydi. İkinize de çok teşekkür ederim. İkinizi de tebrik ederim. Güzel. Değil mi? Dört. Çetin'le Turgut'a da bir selam yollayın. Gitmişti onu, almıştı onu. Ver selamını. Ver. Ekibi buraya al. Kendinize bakın. Şahanesiniz. Ekip gelsin buraya ya. Hadi herkes gelsin buraya, bütün ekip. Bitiriyoruz artık. Siz son gösteriyi seyrettiniz. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Bütün ekibimiz herkes böyle bir çıksın da. Gelin koşun 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 koşun. Herkes gel. Sen de gel ya. Herkes gel. Ebru hadi gel Ebru. İpek hepiniz gel. Kim varsa gelsin. Gelin gelin hadi. Gelin. Gelsin herkes. Gelseniz abiciğim gelin. Herkes gelsin. Herkes de çağırın. İçeride 60 kişi var. Koşun. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz size. Gelsene de. Ersin abi. Gelin ya. Gelin gelin. Gelin abi. Gelin gelin gelin. Ya, duruyorlar hala. Gelin gelin gelin. Gelin. Hadi Tolga. Ha Mustafa. Gelin 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 gelin. Gelsin abi. Gelin gelin. Gelin. Peki işte. Gelin gelin.
Abi açılmış gelemiyorlar. Koş 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 koş. Barış hadi gel. Hadi gelin 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 gelin. Ya nerede lan? Bu kadar mı? Gelin gelin hadi. Hadi gelin hep beraber. Hadi gelin. Ebru hadi gelin. Hadi sen. Gelin gelin herkes gelsin. Nerede lan? Teşekkür ederim. Arkada kalmasanız da şöyle gelsin. Hadi bakalım. Hadi bakalım bir. Arkadaşlar süper. Ha? Özcan hadi. Arkadaşlar gel. Onlar oradalar. Sen gözükmüyorsun. Onlar gözüküyorlar. Fırat nerede? Fırat nerede? Fırat. Gelsene Fırat. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi gel koş. Hadi bakalım. Hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Biz duşa gidiyoruz. Seviyoruz sizi. Hadi bakalım. Bak, bak. Hadi gelin size. Hadi gidin trafiğe kalmayın. Sizi seviyoruz. Şahane insanlarsınız. Çok güzel. Mini ve yönetmenim. Hepsinden de önemlisi. Yanındaki seyircisi. Bizimki aşk hikayesi. Sahnesiyle perdesi. Ekiplerin en iyisi. Hiç bitmeyen enerjisi. Tam ayın oldu. Taştı doldu. Dünyayı gezdi. Efsane oldu. Bin yıl sonra yapayım işiyle buluşacağız. Arkadaşım. Arkadaşım. Müdür. Arkadaşım. Arkadaşım. Söyle. Büyüdü, talk show oldu. Talk show oldu. Huzuru sahnede buldu. Talk show oldu. Talk show oldu. Seyircisine kavuştu. Büyüdü, talk show oldu. Talk show oldu. Huzuru sahnede buldu. Talk show oldu. Talk show oldu. Seyircisine kavuştu. Sahnede buldum, talk show oldu, talk show oldu, seyircisinde kavuştum. Arkadaşın hikayesi, mini ve yönetmeni. Hepsinden de önemlisi, yanındaki seyircisi. Bizimki aşk hikayesi, sahnesiyle perdesi. Ekiplerin en iyisi.